Hanımlar beyler iyi geceler. Muhabbet Kralı'na hoş geldiniz. Muhabbet Kralı 2 hafta saat 21'de yayınlandıktan sonra olması gereken saate gecenin içine doğru ilerliyor. Bu gece politika konuşuyoruz ama şu sıralarda, şu günlerde konuşulduğu gibi değil. Başka bir şekilde politika konuşacağız. Gerçekten politika konuşacağız. Başta politikanın ne olduğunu konuşacağız ve politikayı konuşurken de gençleri konuşacağız. Çok gençleri, daha sonra gençleşmiş ya da yaşlanmışları konuşacağız. İşte gençlikte politikaya giriş ya da politikadan sonra gençlik ya da bence ergenlikte politikaya giriş ve politikaya girdikten sonra ergen kalmak üzerine konuşacağız. Konuklarımız hakikaten bu işin uzmanları, biraz felsefik, biraz siyasi ama sanıyorum ki bugünlerde izlediklerinizden çok farklı bir politika programı olacak. Profesör Doktor Deniz Ülke Araboğan, siyaset bilimci, Memduh Bayraktaroğlu, gazeteci, yazar, Suat Özçelebi, siyasal iletişim danışmanı ve Sadık Usta, yazar. Programımız konuklarımızı değiştirerek, yenileyerek devam edecek. Hemen Memduh Bey ile başlayalım. Çok güzel videolarınız var. Siyasi videolar yapıyorsunuz. Her konuda videolar yapıyorsunuz. Ben biliyorum bir YouTuber'sınız aslında. Öyle diyorlar. Ben YouTuber siz YouTuber'sınız. Evet. 151 bin, 152 bin aile olduk. 152 maşallah. Bin. Ve dijital aile diyorlar. Ve sabahtan akşama kadar siyasi... Hep başka işim yok şimdi. Nasıl ya? Hakikaten başka işiniz yok. Var. Yok. 4 tane video çekiyorum günde. Günde 4 tane mi? Video çekiyorsunuz. Ortalaması galiba... 12-14 dakika arası. Evet arası ama bu işi biliyorsunuz maşallah. Vallahi bilmiyorum çocuklar. Yani gençler kadar biliyorsunuz bir YouTuber olmayı. Siyasi Hayır, videolar. Gençler böyle. Kadar bilmiyorum ama gençler kadar öğrenmek için çabaladım. Ne güzel, ne güzel. Çabaladım, öğrenemedim ama gençlerle çok iyi bir ilişkimiz oldu. Çünkü ben şöyle başlıyorum biliyorsunuz belki. Cem Karaca'nın sözüdür rahmetlinin. Merhaba gençler ve daima genç kalanlar. Merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Ben kararlı ve ısrarlı olanlardanım. Maşallah size. Bu videolarda sizde ilk dikkatimi çeken şey birçok kişi siyasi video yapıyor. Arkaya bakıyorum işte arkada vazo var. Efendim işte komodin var, etajer var, büfe var, işte çiçek var. Bazıları işte evinin bahçesinde çekiyor falan. Bir tek sizde. Çoğunlukla çalışma odanızdan arkanızda kütüphane var ve arkanızdaki kitapları görüyorum. Orada kimler kimler var? Hegel kimler var, kimler kimler Hegel var? Onların, var, onların var, kitapları var. Var. Evet biz şimdi iki YouTuber olarak benim de arkamda gördüğünüz gibi müthiş bayıldım. Kütüphane, Can Yayınları var müthiş arkamızda. Ama. Burası gerçekten, bizim kabaremiz. Burada gelenler bu kitapları karıştırabiliyorlar. Hatta satın alabiliyorlar. Hatta bazıları araklıyorlar da. Ben de diyorum ki araklamayın sonra ben onların parasını ödüyorum Can Yayınları'na. Ve bizim hemen yakınımızdaki sergi salonumuzda uzun bir süredir yerleşik sergi olarak devam eden Türk İllüstratörleri. Türkiye'nin en kapsamlı Türk İllüstratörleri sergisini yaptık. O sergiden bazı örnekler görüyorsunuz hemen arkamda. Tembel. Ya dolayısıyla bu benim için ilginç. Bu kadar kişi politika konuşuyor ama birinin de evinden bir kütüphane görüntüsü görmüyorduk. Siz de ilgimi çeken öyle başladım ben evet. Yaklaşık evet. İşte bir seneden fazla oldu. Kitaplık ve felsefe kitapları daha evet, ağırlıklı. Bir de hanımefendinin kitabı da var orada. Görmüşsünüz. Evet. Ama diğer... Duvar hemen söz edelim Sayın Deniz Ülke Araboğan'ın Duvar kitabı çok etkili bir çok güzel bir kitap, etkili bir kitap oldu. Özellikle gençlere ben çok evet, tavsiye ediyorum. Şekilde, yani çok önemli bir kitap. Çok. Yani biz politika çok. Konuşurken efendim işte sen AK Partilisin, sen CHP'lisin, işte sen efendim HDP'lisin, sen MHP'lisin gibi konuşmak yerine hakikaten bravo. Bir aidiyet göstermeden ilk evet. başta ne konuşuyoruz? Aslında bu politika nedir? Bunu konuşmak istiyoruz. Biz daha önce Sayın Sadık Usta'yla da sağ olsun o da bana kitaplarını getirmiş. Yeni kitaplarını. O da çok üreten evet. bir yazar Sadık Bey. Sadık Bey'le biz sizle bir Tanzimat Efendisi meselesine girip sonra da asıl sizin konunuza gelmiştik. Siyasi ütopyalar konusuna gelmiştik.
ve işte Deniz Hanım'la ve Sayın Suat Özçelebi ile, o da bize çok güzel şimdi bilgiler verecek. O da bir siyasal iletişim danışmanı. Yani Türkiye'deki istatistiklerden, Türkiye'deki siyasal tandanslar konusunda çok bilgili. Hemen sizle başlayalım efendim. Evet. Bir genç adam ya da siz kendinizden de örnek vererek ne zaman politikayla ilgilenmeye başlar? Ergenlikte mi? Kendini keşfederken bir yandan dünyayı mı keşfeder? Ya da bir mahalle baskısıyla mı olur? Tırnak içinde eski anlamda, yani mahallesi, çevresi itibariyle. Bir genç insan, adam demeyelim, ben kullanıyorum, evet, rahatsız ediyorum bazen insan. Adam, kadın, kimse, insan ne zaman siyasete girer? Kaç yaşında? Şimdi bu daha çok ailede biçimlenen bir şey. Eğer ailede siyaset varsa çok çok küçük yaşlarda olabilir bu. Hı. Ama eğer ailede siyaset yoksa çoğunlukla okulda, yani lisede biçimlenebiliyor ya da bunun daha da üstü üniversitede biçimlenebiliyor. Ama eğer ailede siyaset varsa çocuğun damarlarına çok küçük yaştan itibaren siyaset enjekte edilebilir. Ha, bu illa bir bilinçli yapılan bir şey değil. Çocuk da bunu alabilir. Ama bu daha çok ailede oluşan bir şey. Ve bizde de siyasal eğilim en çok aileden çocuğa aktarılıyor. Ama bu lisede ve üniversitede daha çok çocuğun kendi kimliğini bulmaya başladıkça aileden ne kadar kopmuşsa, mesela başka bir kentte üniversitede okuyorsa, o zaman daha farklı bir kimlik edinebilme şansı oluyor. Ama daha çok ailede biçimlenen bir şey, özellikle de Türkiye'de. Yani işte komple sandığa beraber gidip aynı siyasi partiye oy veren çok fazla insan var. Hatta çocuklar ve sonra onların çocukları beraber. Aslında bir siyasi aristokrasiden bahsediyoruz. Gibi. Aslında bundan bahsediyoruz. Evet. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçiler ve demokratlar var. Onlar aileden ya cumhuriyetçidir ya, evet, demokrattır. İşte evet. İngilizler de buna benzerler. Ama aslında bu politikaya girmek değil, bu politika değil. Bir aile arması taşır gibi. Aynen. Ya da bizde adet şöyledir, biz şu yemeği yemeyi severiz, bu yemeği yemeyi sevmeyiz gibilerden bir şey aslında. Bu yaşam alışkanlığı. Ama gerçekten bu çocuk politikaya girmiyor. Ben birçok sokak röportajlarında da görüyorum şimdi. Ve hatta bence diyor politikadan kopuyor. Ha, diyor ki biz, ha bravo, ya biz ailecek diyor, şu partiye oy veriyoruz. Evet. Bunun politikayla alakası yok. Alakası yok. Aynen, bu öyle. Politika değil. Politika ile ilgili çok güzel bir tanım var. Olof Palme'nin tanımı. Ben çok severim bunu, işte eğitimlerde falan da kullanıyorum. O siyaset bir şey istemektir der. Şimdi siyaset bir şey istemektir gerçekten de. Yani temelinde baktığınızda eğer insan bir şey istemeye başlamışsa aslında siyaset yapmaya da başlamıştır. Çünkü istediğinizi gerçekleştirmek için başka şeyler de istemeye, başka şeyler de öğrenmeye, başka şeyler de yapmaya zorunlusunuz. Siyaset Türkiye'de ama isteyerek yapılabilen, istediğinizi yapabildiğiniz bir mecrada ve kanalda gelişemiyor maalesef. Çünkü Türkiye'de başka çok uzun yıllar içinde inşa edilmiş bariyerler var. Yani örneğin işte gençler için. Kolaylıkla siyasete girmek, bir siyasi partide yükselmek, bir yere gelmek, işte siyasal demokratik mekanizmaların işlemesi, hani daha teknik deyimiyle, bunların çok olamadığı bir ülke Türkiye. Burada küçük bir parantez, bir şey söylemek istiyorum. Ben mesela Türkiye'yi yaklaşık 20 yıldır yazdığımda bir blogum var. İki dudak demokrasisi olarak niteliyorum. Yani her şey lider ve onun yanındaki ekibin içinde belirleniyor, aşağı doğru iniyor ve dolayısıyla da işte örneğin siyasi partiler yasası, seçim yasası vesaire. Bir genç siyasete girmek istediğinde o şimdi nedir? Yani klasik yöntem, gidersiniz gençlik kollarına üye olursunuz. Siyasi partide siyaset yapacaksınız. Çünkü siyasetin tek aracı bu değil. Ama diyelim ki hani klasik yöntemle yapacaksınız. Girdikten sonra orada gözlemlediği şey, siyasi partinin gençlik kollarına üye olduğu andan itibaren gözlemlediği şey şu. Burada demokratik mekanizmalar işlemiyor. Çünkü biz görüntüde de aslında siyasetle ilgilenmeyen insanların baktığı yerlerde de biz liderleri değiştirmiyoruz ki. Evet. Liderler çok uzun süre başta kalıyorlar. Demek ki yani yanlarındaki ekipler diyelim değişiyor. Diyelim ki adam kadın işletmeden, iktisattan mezun oldu. Dedi ki ben bir kurumda gireceğim, çalışacağım. Evet. İlk yapacağı şey ne? Bunu bir banka müfettiş yardımcısı olarak işe alacaklar. Sonra bütün Türkiye'yi dolaşacak. Yavaş yavaş ilerleyecek, ilerleyecek, ilerleyecek ve diyecek ki ben bir gün bu girdiğim yerden banka müdürü
olacak kadar, hatta o bankaya ortak olacak ya da o bankanın sahibi olacak kadar ilerleyebilir mi? Yani ileride böyle bir hedef görüyorsa zaten girer. Bir otele giren, otelcilik mezunu bir bellboy olarak çalışan bir çocuk diyor ki, bunun örnekleri var tarihte, evet, ben buraya bavul taşıyarak girerim, ondan sonra Tatepe'ye kadar tırmanırım diyor. Bu ama otelin böyle, sahibi olurum. Evet, otelin sahibi de olabilirim. Ama böyle bir şey yok. Böyle ama bir şey bak, yok. Pardon, araya gireceğim. Buyurun efendim. Madem izin verin. Şimdi beyefendi Suat Bey, gördüğüm kadarıyla politikayı anlatıyoruz. Sen politikacıyı anlatıyor, özür dilerim. Hı. Sen politikayı anlattın. Şimdi biz politikayı mı konuşacağız, politikacıyı mı? Sizin anlattığınız, sizin değil, Suat Bey'in anlattıkları politikacılar. Çocuk siyasete girecek, hı, siyasetçi olacak o. Hı hı. Oysa politika başka bir şey. Evet. Mesela sizin anlattığınız da bir politika. Hepsinden konuşmak istiyoruz. Tabii. Hepsinden ama konuşalım. Bence politikayı konuşalım. Politikayı konuşalım. Politikacıyı değil. Şimdi politikacıyı konuştuğumuz zaman, hı-hı, yani şuna benziyor. Tertemiz bir gömlek. Hı-hı. Harika bir gömlek. Pırıl pırıl. O gömlek politika. Hı-hı. O gömleği giyen politikacı. Şimdi politikacı kirliyse, ya o anda bir otomobilin altından kalkmış, çamurdan çıkmış, gömleği giyiyor, gömlek kirleniyor. Hemen başlıyoruz. Siyaset çok kirli bir şey. Hayır ya, siyaset kirli değil. Siyasetçi kirli ya da siyasetçi çok temiz. Şimdi siyasete girmek değil de biz insanlarımıza politika yapmayı öğretmeliyiz. Çünkü İngilizlerin demokrasi tarifi çok ilginç, biliyorsunuzdur herhalde ama ben tekrarlayayım kendi bildiğim kadarıyla. Onlar diyor ki, demokrasi farklı çıkar gruplarının eşit koşullarda, seçimlerde yarışarak ülkeyi yönetme yetkisini almasıdır. Farklı çıkar gruplarının. Şimdi bize bakıyorsunuz, fakir, fukara sürünüyor. Çıkarı nerede? Normalde bir emekçilerin yanında, yani nasıl söyleyeyim ya, daha bir toplumcu bir partinin yanında değil mi? Hayır öyle yok. O gidiyor mesela başka bir yere. Neden? Politikayı bilmiyor. Demokrasiyi bilmiyor. Buraya demokrasini... şöyle bir saplama yapabilir miyim? Tabii, buyurun. Şimdi politika bir gömlek olsun. O gömleği de arabanın altında çalışmış biri giymeye çalışsın ve giydiği sırada da kirlensin. O gömlek orada durduğu sürece, biri giymediği sürece o hiçtir. Onu giyecek insanlara ihtiyaç var. Temiz de derken onu söyledim. Evet. Yani o dolayısıyla insansız düşünemeyiz. O gömleği giymeyi yani, bileceğiz, affedersiniz. Evet, yani o gömleği giymeyi bileceğiz. Siyasetçi, siyaset yapmak diye de bizde kötü bir deyim var. Ya bu adam siyaset yapıyor deriz. Evet. Kastedilen, aynen bundan bahsetmek evet, istiyorum şimdi. Kastedilen o adam siyaset yapıyordaki gömlekteki beyazlık o değil. Hı. O gömleği gömlek olmaktan çıkar. Kim çıkarabilir bunu? Bunu ancak insan çıkarabilir. İnsanı konuşmadan soyut politikayı, yani Platon'un devletini burada saatlerce konuşuruz. İdeal. Aslında ama, ben de konuşmaktan evet, yanayım. Yani Locke'la, Jean-Jacques Rousseau'yla sosyal, kontrasosyal ya da toplumsal sözleşmeyle ilgili bir şeyler de bilmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü dönüp dolaşıp şuna bakıyorum. Herkes şu sıralarda haber kanallarıyla çok ilgili. İşte adaylar yarışıyor, efendim bahsediyorlar ama tabii ki spesifik özel şeylerden bahsediyor. İşte seçimde ne oldu, Yüksek Seçim Kurulu kararı neydi, şuydu, buydu falan filan. Güncel bir şey konuşuyoruz. Evet. Ama bunu evde büyüklerle beraber izleyen, bunu paylaşan gençler, hatta şimdi sosyal medyanın da etkinleşmesiyle beraber ki adayların ben, Sayın Binali Yıldırım, Sayın Ekrem İmamoğlu ikisi de evveli gün televizyondaydılar. Haber kanallarının izlenmelerine baktım. Tabii onlara gelen izlenmeleri bilemem ama onların çok düşük olduğunu biliyorum genelde. Haber kanallarının ülke çapında 4000 reyting ailesinden ölçüm sonuçlarının çok kötü olduğunu biliyorum. Yani bütün haber kanallarının toplamı %10 etmiyor. Evet. Yani genelde rating evet, şeyine göre. Peki o zaman ne yapıyoruz? Sosyal medyaya müracaat ediyoruz. YouTube'da ne oluyor diye bakıyoruz. Haber kanallarının YouTube canlı yayınları. Liderlerin, o haber kanalının çıkıp orada konuşan liderin Facebook hesabından aynı yayını yayınlıyor. Twitter hesabından, Periskop üzerinden aynı yayını yayınlıyor. Kendisi YouTube'dan kendisi yayın yapıyor. Ve haber kanalının
bildiğimiz büyük bina, haber kanalı, yatırım yapılmış, içeride yüzlerce kişi çalışıyor. Onun 3 ya da 4 katı. Kesinlikle. Mesela ben Facebook'tan seyrediyorum. Evet, aynen. Şimdi bunu herkes izliyor. İşte caps'leri herkes görüyor falan. Mini minnacık çocuklar şu anda İstanbul için yarışan adayları biliyorlar, tanıyorlar. Onlar hakkında fikirleri var. İşte diyor bunu sempatik buluyor, bunu fıkra anlatırken seviyor, öbürünü genç buluyor bilmem ne filan. Ama ve lakin politikayla ilgili bir bilgisi yok. Politika ne? Politika bu mu aslında? Ve bir kişi, acaba bir genç insan kendi vücudunu keşfeder ergenlikten sonra, çevreyle ilişkilerini düzenlemeye başlar. Sonra ailede bir şeyler konuşuluyordur. Bakar bir arkadaşı kitap okur. Ne okuyorsun? İşte ben Galatasaray Lisesi'nde okudum. Bize o sırada okulun konumu gereği felsefenin başlangıç ilkeleri, sonra felsefenin temel ilkeleri geldi. Arkadan bir iki arkadaş bir kapital falan gösterdiler. Biz de ona dedik ki hadi oradan ya, yani artık hani bunu da okuyor olamazsın, ama çocuklar birbirlerine hava atıyorlardı. Bunu okuyorum. Neresini okudun? Ya işte diyor başladım falan. Ama ben hemen Komünist Manifesto'yu okudum, hemen başlangıç ilkelerini okudum, hemen temel ilkeleri okudum. Yani sonuç olarak politika nedir? Buna niye merak salarız? Ve acaba hani genç bir insan okulda yönetime katılmak. Nedir okulda yönetime katılmak? İşte öğrenci temsilcileri seçiyorlar falan. Bu da buradan siyasete giriyor. Onu söylemek istiyorum. Aynen. Buradan siyasete giriyor. Nedir işte? Annesini babasını görüyor. Oturdukları binanın yönetimine katılıyorlar. İşte çiçek düzenlemesi, yol düzenlemesi. Evde verilen kararlara katılıyor. Evde verilen kararlarda yönetime katılıyor. Fakat çocuklar bu siyasete doğuyorlar. Ve hepimizin... O siyasetçiye doğuyorlar. Bravo, bravo. Doğru. Daha doğru. Evet. Siyaset... Pardon. Evet, doğru, doğru. Lafını keseceğim. Hayır, çok doğru, çok doğru. Buyurun, buyurun. Ne diyorlar ki, en büyük hakaret bana göre sizlere yapılıyor. Oynama lan, affedersin. Hı. Artistlik etme lan. Evet, bravo. Aynen. Bak, halbuki artist dediğin şey sanatı, ya arttan geliyor ya. Evet, bravo. Artı konuşmuyoruz. Neden? Hı. Artı bilmiyoruz ki. Hı. Artisti tanıyoruz. Hı. Hı. Siyaseti bilmiyoruz ki. Siyasetçiyi tanıyoruz biz ya. Aynen, aynen. Hepimiz. Gidelim soralım, Süleyman Bey'i tanıyoruz, Ecevit'i tanıyoruz, hepsini. Bütün siyasetçileri biliyoruz. Siyaset dediğin zaman bilmiyoruz abi. Bilmiyoruz. Yani efendim, kusura bakmayın. Sizle hemen şunu konuşalım istiyorum. Bu bir 12 Eylül darbesi ve onun öncesinde yaşanmış 70'lerden 80'e kadar gelen acılı olaylar hem sağda hem solda. Daha sonra birbiriyle çatışan iki grubun, büyük grubun, çok bölünmüşlüğü ama büyük grubun, yani solcularla sağcılara bir biçildi, asıldılar. Hı hı. Ve aileler zaten o kadar korkmuşlardı ki bir anda, bugün de sorulduğu gibi, bir anda ertesi sabah anarşi dediğimiz şeyin bir anda kesilmesi ve süt liman olmasıyla beraber Türkiye'mizde her evde, hemen hemen her evde şu karara varıldı. Biz bunun acısını çektik. Bundan sonra çocuklarımız siyasete girmeyecek, siyasetle ilgilenmeyecekler. Aman evladım siyasete bulaşma. Aman evladım. Ondan sonra fakat bu gruplardan bir grup biraz bu işten yakayı kurtardı. Onlar da muhafazakarlar, bildiğiniz gibi. Muhafazakarlar 12 Eylül'de biçilmediler. Çok kişinin, kimsenin günahını alıp çok kişinin başına bir şeyler gelmişti ama biçilmediler. Ve ondan sonra görüyoruz ki 80'lerden itibaren Türkiye'de muhafazakar siyaset yükseldi. Diğerleri daha kendilerini toparlayamadılar bile. Bugün artık bir liderlerin de belki örnek olmasıyla. Çünkü bu böyledir. Amerikan Basketbol Ligi'nde yeni bir basketbolcu gelir. Herkes baskete merak salar. Yıldızlarla ilgili bu. Yeni yıldızların çıkmasıyla ülkemizde. Yıldızlarla beraber insanlar politikaya ilgi duyabilirler. Ama biz böyle korkunç bir dönem atlattık. Gençlerin siyasete girmemesi gereken bir dönem atlattık. Nasıl bakıyorsunuz bu sürece? Ve siz kendinizde, kendi deneyimlerimizden de söz edebiliriz. Tabii. Nasıl bir deneyim yaşadınız? Vallahi aslında Türkiye'nin koşullarıyla bütün dünyada geçerli olan zamanın ruhunu çok birbirinden kopartmak mümkün değil. 1980'li yıllardan sonra sadece muhafazakar siyaset değil, aynı zamanda etnik siyaset de çok ön plana çıktı. Yani evet. Türkiye'yi etkileyen belki en önemli faktörlerden bir tanesiydi.
Amin Maluf'un çok güzel bir lafı vardır. Nereden yaralanırsanız orası kimliğiniz haline gelir der. Yani bizde yapılan siyaset genelde toplumsal kimlikler üzerinden gelişen siyasetler. Sadece genç bir çocuk ya da içine doğduğu bir aileden yükselen bir çocukluktan bahsetmiyoruz. Yani kocaman bir mahallenin, bir çevrenin içine doğan bir kültürün içinden yükselen çocukluktan bahsediyoruz. Yani Güneydoğu'daki bir çocuğun yaklaşımıyla Batı'da yaşayan bir çocuğun yaklaşımı, siyasetle ilgisi ve siyasete bakış açısı çok farklılaşıyor. Bu tarafta çıkarlar, beklentiler belki biraz daha ön planda ama öbür tarafta çıkarları hilafına tam da kimliğine sahip çıkma, bir onur mücadelesi olarak siyaseti algılama. Hatta ona çok körükleme. Körükleme ve onun içinde büyüme diye bir şey söz konusu. Ve onlar aslında bir tutunum olarak da bunu tercih ediyorlar. Bir yalnızlığa karşı, bir kayboluşa karşı bir direniş. Yani 1980'li yıllarda aslında tabii biz 12 Eylül darbesini yaşadık. Kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben 8 yaşında siyasete girdim. Umudumuz Ecevit diye o zamanlar çok popüler bir şeydi, slogandı. Hoşuma gitti. Mahallede çete kurdum. Ecevitçi çete. 3-5 tane de kıratçı grup vardı. Onlar çetecim bir... demeyin ama. O zamanlar öyleydi. 3-5 tane de kıratçı vardı. Onlar bize göre görece daha zengin ailelerin çocuklarıydı. Ve biz onları kalabalık olduğumuz için yakaladık, ağaca bağladık, eziyet ettik falan. En sonunda aileden bayağı ciddi tepki geldi. Çok erken başladım. Çok erken olarak başladım. Ruhum öyleydi. Sonra mahalleye yakışıklı abiler taşındı. Onlar Bozkurt selam veriyorlardı. Hepimizi Rus işgaline karşı ülkemizi korumak için tekvando öğrenmeye davet ettiler. Ve ben Rus askerleri gelecek diye... Onu bunu dövecek ben aynen böyle anlatılmasını istiyorum. Bravo, süper. Çünkü hayır ama hakikaten böyle. Siyasi kariyerim bu yani. Hayır, herkes böyle. Herkes böyle. Yani başka bir şey olamaz ki. İşte öyle geldi. Sonra ama gerçekten 12 Eylül darbesinden sonra babamın da Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelmesi nedeniyle bir ürküntü vardı evde ve bizim siyasetle ilgilenmemiz istenmedi kardeşlerimle birlikte. Ve biz mümkün olduğu kadar siyaseti bilimsel düzeyde tartışan, sofra sohbetlerimizde, Marksizmi de, liberalizmi de şunu bunu tartışıp ama sokağa çıktığımız zaman hiç konuşmayan çocuklardık, gençlerdik. Sonradan ben siyaset bilimci oldum. O yüzden de siyasete ilgi duymuyorum. Ama siyaset bilimine ilgi duyuyorum, öyle söyleyeyim. Olayın teorisiyle pratiği arasında çok büyük bir farklılık var. Yani baktığınız zaman yani siyasetçinin, siyasetin bugünkü yapılış tarzı aslında teoride bizim low politics dediğimiz. Yani alt düzeydeki politika. Sokakta tartıştığımız şey bu. Evet. Şu anda liderlerin yaptığı alt düzeyde bir politika zaten. Maalesef yani. Bakın çünkü ben... müşteri o ama, pardon. Müşteri onunla ilgileniyor. Tabii, hangi müşteri? Bir dakika. Seçmen. Hayır, ben buna katılmıyorum. Yani, siyaset bir üründür aslında. Bu aslında yani bir popüler müzik sanatçısının berbat, aşağılık bir müzik kalitesi çıkarması ve sonra ne yapayım bunu halk yiyorlar istiyor demesi. Evet, halk istiyor. Halk istiyor yani. Kant dinliyoruz bir diğer şimdi hep beraber. Ya hayır ama ben yani bazı şöyle bir şey var ya, ikisinde de uçlar çok sıkıcı. İkisinde de uçlar çok sıkıcı. Yani tabii bu yani televizyon programları da böyledir. Evet. Hepsi böyledir. Ama hakikaten yani bugünü bir de özür dilerim araya şunu anlatayım. Bu 2000'lerin bile 90'ların sonundan beri hep gördüğümüz bir şey var. Enformatif olan, bilgi verici olan, ilginç olan, efendim işte dünyayı keşfetmeye dair, felsefeyi keşfetmeye dair, insan bedenini keşfetmeye dair her şey şu anda çok büyük ilgi görüyor. Sizin YouTuber arkadaşlarınızı ben görüyorum. Neredeyse sizin kadar, belki bazen sizden çok izlenirlikleri var. Tabii. Hiçbir özelliği olmayan bir çocuk piramitlerin sırrı diye bir video yapıyor. Yahu bin kere öğrendik bunu. İki tane fotoğraf indirip Google'dan üzerine olmadık bir ses, bir de müzik koyuyor. 1 milyon izliyorlar. Evet, 1 milyon izleniyor. Diyorum ki yani bu hani erotik değil. Efendim anıran eşek, düşen adam falan videosu yok. Hiç yok. Piramitlerin sırrı. Milyonlarca izlenmiş. Nasıl oluyor bu? Enformatif olana, değişik, ilginç olana, bilgiye bir aç ilgi var. Evet. Dolayısıyla sizin de çok izlenmenizin nedeni o. Siz de aradan bir bilgi fışkırtıyorsunuz. Zaten tabii. Ya bir fıkra, bir bilmem ne, bir bilgi. Dört çekiyorum ama her birinde farklı konularda bilgi veriyorum. Evet, evet. Hayat bilgisi vermeye çalışıyorum, yaşadıklarımı anlatıyorum. Evet. Ekonomimiz mesela. Evet. Bende bir program mutlaka ekonomidir. Evet. O günün ekonomisi ya da parayı anlatırım.
Yani ben sizin fanınız var. Olduğum için sürekli izliyorum. Buyurun efendim, sözünüzü kes, buyursunlar. Reklama bak. Tabii, ya, gerçekten çok hoş bir şey. Yani bu, şimdi ben de gençlerle sürekli iç içeyim. Hani üniversite hocası olduğum için değil, aynı zamanda ben liseleri de ziyaret ediyorum. Kariyer toplantıları yapıyorum gençlerle ve onlardan sürekli geri bildirim alıyorum. Ya bundan 5 sene önceki gençlikle şu andaki gençlik de büyük bir fark yaşıyor. Yani Y kuşağı ile Z kuşağı dediğimiz, aslında bu kuşak şeylerini çok standart olmasına karşıyım ama aynen, çok belirgin bir farklılık var. Mesela Facebook'ta falan asla yoklar. Instagram'dalar, Snapchat'te olabiliyorlar zaman zaman ve ama YouTube seyrediyorlar. Evet. Televizyon seyretmeleri konusunda çok seçiciler. Sadece belli programlara yöneliyorlar. Onun dışında televizyon seyretme alışkanlıkları da yok. Ama bu bilgi konusunda bir kere bilgiyi eğlenceli almak zorundalar. Yani biz tabii, vaktiyle tabii. Zaten bilgi öyle bir hale geldi ki standart bir çatının altında da verilmiyor artık. Eskiden bir sınıfa girdiğimiz zaman o sınıfın en bilgili kişisiydik. Bir şeyler söylerdik, bizi test edecek herhangi biri de anında olmazdı. Yanlış bir şey de söylediğinizde bir problem olmazdı. Şimdi telefonundan, iPad'inden bakıp, her şeye bakıyor. Hocam o 1934 değil 36'ymış, yanlış söylediniz falan diyebiliyor. Tabii, tabii, tabii. Onun için de bilgi çocuğun elinde zaten var. Yani karşımızdaki genç elindeki bir mobil cihazla bizden daha büyük bir bilgi deposunu zaten yanında taşıyor. O zaman nasıl ilgi çekici olacağız? O zaman pazardayız. Yani anlattığımız şeyin ilgi çekici olması lazım. Sadece bilgiden ibaret olmamalı. Bilgiyi bilgiye bağlayabilen bir şeyler olmalı. Yani burada bir fincan var dediğiniz zaman bu fincanın anlamını, diğer bütün varlıklarla olan bağlantısını, kendisi için önemini, şunu bunu anlatmazsanız hiçbir şekilde o bilgi girmiyor zaten kafasına. Hı. Seçici bir, çünkü aşırı bilgi var. Aşırı bizim ulaşamadığımız, ben bir tane doktora tezi yazarken bir kitap gelsin diye vallahi 1,5 ay beklediğimi hatırlıyorum. Şimdi öğrenci zaten Harvard'ın, Cornell'in kitaphanesinde dolaşıyor sıradan bir proje yazmak için, ödev yazmak evet. için. Her şeye ulaşabiliyor zaten. Bilgiyle ilgili hiçbir problem yok. Bilgiyi sentezlemeyle ilgili çok büyük bir problem var. Aynen. Analiz etme, bağlantılar kurma konusunda problem var. Bir de yanlış bilgiyle doğru bilgiyi seçme, aradan pisliği ayrıştırma konusunda aynen. problem bu var. Bu çok önemli. Çünkü bu çok önemli. Bu dolayısıyla evet. şeye de yapmıyor. Yani hani zaten çocukları bir sınav maratonu içerisinde bebek hallerinden daha anaokuluna girerken bile sınav başlıyor. Üniversiteye, hatta üniversitede de memnun değil yerinden tekrar tekrar sınavları giriyor. Böyle bir sınav şeyinde hap bilgiler her biri kafada ayrı bir yerde duruyor. Arada nöronlar arasında hiçbir köprü yok. Nöronlar arasında köprü yoksa, böyle tek tek duruyorlarsa demek ki uygulamaya geldiğinde sönecek. Yani elimizde sınavlarda çok başarılı, testlerden çok yüksek sonuçlar alan ama ne yapacağını bilmeyen, o bilgiyi uygulamaktan aciz. Yani ne demek? Yani eğitimli fakat profesyonel değil. Yani eğitimli ama yapabilemiyor. Yapabilemiyor. Yani hukukçu diyor, hukukçuyum diyor. Hmm. Mesela avukatım diyor ama avukatlık yapamıyor. Doktorum diyor ama doktorluk yapamıyor. Pilotum diyor ama uçağı indiremiyor gibi tabii. adamlarımız olacak eğer bağlayamazsak. Şimdi hemen Sadık Usta'ya geçmek istiyorum. Aslında aranılan kitap bulunmuştur. Evet. Sizin bana yeni ürünleriniz arasında getirdiğiniz İlk Çağ Ütopyaları, Mükemmel Toplum ve İlk Devlet Teorileri. Şimdi bu acaba Türkiye'de, ya bana göre çok ilgi çekici ama genç bir insanın ilgisini çeker mi? Yani şöyle düşünür mü? Yani ben şimdi İstanbul'da işte 23 Haziran'da gerçekleşecek olan seçime hazırlanıyoruz, konuşuyoruz aramızda falan filan. Peki biz bu belediye başkanını niçin seçiyoruz? Yani acaba bu ilgisini çeker mi? Merak ediyorum. Yani bir şey oluyor, bir şeyler konuşuluyor ama yani niçin belediyeler var, niçin senatolar var, meclisler var, parlamentolar var, işte İngiltere'de ne oluyor, ülkemizde ne oluyor? Türkiye büyük bir siyasi yeniden yapılanmaya, bir rejim değişikliğine gitti aslında. Bilmiyorum, öyle görüyor musunuz? Öyle. Yani biz evet. görmüyoruz, oldu. Yeni sistem, yeni sistem aslında yaşıyoruz. Bir evet. rejim yaşıyoruz. Değişikliğiydi. Peki rejim nedir? Yani hani bir şey değiştiriyoruz da neyi değiştirdik? Yani bu oldu. Birileri buna karşı çıkıyor, birileri karşı çıkmıyor. Biraz da sizin yetişmenizden başlayarak buyursunlar. Evet. Şimdi tabii önce bir iki noktaya temas etmek istiyorum. Felsefe dediniz ya. Hı. Siyasetin temizi veya kötüsü yoktur. Kirlisi veya temizi yoktur. Siyaset siyasettir. İlk Çağ Ütopyaları dedik,
Aristoteles'e gittiğiniz zaman, Platon'a gittiğiniz zaman şunu görüyoruz. O günkü sorunlarla bugünkü sorunların aslında çok fazla farklı olmadığını, o günkü entrikaların bugün devam ettiğini, bugünkü rezaletin o gün de devam ettiğini, bugünkü baskı sisteminin o gün de uygulandığını, sadece yöntemlerin ve tarzların değiştiğini, araçların değiştiğini görüyoruz. Çok da normal. Bu hatta çünkü, gençlerden yakınma bile aynı. Çünkü Sokrates'ten bu gençlerden yakınma çünkü bile aynı. Çünkü siyaset ve düşünce bilim ve teknoloji gibi üst üste konarak gelişmez. Her kuşak belli bir siyaset anlayışını, belli bir felsefi anlayışı kendisinin hayatında yeniden keşfetmesi lazım. Yani biz teknolojide diyelim ki telefonların birbirini kat ederek, birbirini dışlayarak gelişmesini, bugün akıllı telefonlar kullanıyoruz ama diyelim 10 sene önce ahizeli telefonlar kullanıyorduk. Yani bilimde bunları üst üste koyabilirsiniz. Basamak basamak geliştirebilirsiniz ve topluma bunu sunabilirsiniz. Fakat bilgiyi böyle sunamıyorsunuz, düşünceyi böyle sunamıyorsunuz, siyaseti de böyle sunamıyorsunuz. Bizim 100 sene önce tartıştığımız, torbaya koyup bağladığımız ve artık bu sorun Türkiye'de çözülmüştür dediğimiz sorun yeniden gündeme gelebiliyor. Hiç tartışılmamış gibi, hiç konuşulmamış gibi, hiç bununla ilgili fedakarlıklar yapılmamış gibi, bedeller ödenmemiş gibi yeniden tartışıyoruz. Nedeni şu, insan zihni kendi deneyimiyle biçimlenir, kendi anlayışını, kendi yaşadığı hayatıyla biçimlendirir. O nedenle her anlayışın, her siyasi anlayışın, felsefi diyelim, düşüncenin her kuşak tarafından bizzat keşfedilmesi lazım. Yani o bilgiyi bizim hap gibi vermemiz, eğitim üzerinden vermemizin hiçbir kıymeti yoktur. Bir örnek. 1920'lerdeki Cumhuriyet Devrimi'nin yapıldığı dönemdeki kuşağın hisleriyle bugün okullarda anlattığımız Cumhuriyet Devrimi ve o kuşağın yaşadığı, atlattığı badireleri, yaşadığı sıkıntıları, o heyecanlarını bugün kitaplar üzerinden vermeniz mümkün değil. İstediğiniz kadar anlatın bunu. Bakın bir örnek mesela, başka bir örnek daha vereyim. Sovyetler Birliği'nden gelen bir Komünist Partisi üyesiyle ben tartıştığımda onun aslında Lenin'in teorisini bilmediğini anladım. Çin'den gelen bir Komünist Partisi üyesiyle Avusturya'da tanıştım, konuştuğumda onun aslında Mao'nun teorisini bilmediğini gördüm. Neden? Çünkü devlet artık o siyasetin aracı olarak kullanılmış olan ideolojiyi kalıplaşmış, donuklaşmış bilgi olarak sunuyor. Ölü siyaset o. Ölü bilgi. Ölü bilginin aşılabilmesi için her gencin kendisinin bizzat kendi mücadelesi içinde özne olması lazım. Şimdi buradan da Aristoteles'e geleyim. Aristoteles der ki, insan düşünen hayvandır ama aynı zamanda politik hayvandır. Yani politika yapacak gençlik, politika yapacak. Politika yaparak aslında, tabii Deniz Hanım sanıyorum vurgu yaptı ona, siyasete girmek tukakaydı bir dönem. Şundan çünkü sorun getiriyordu. Bela getiriyordu. Fakat Aristoteles'e baktığımız zaman o da diyor ki, özne olmak istiyorsan, birey olmak istiyorsan, kişi olmak istiyorsan, adam olmak istiyorsan siyasete gir. Siyaset çünkü... Ama pardon, çok özür dilerim. Müsaade eder misiniz? Tabii ama aynı yere geliyoruz işte. Siyasete gir ama siyaset o kadar kötü gösteriliyor ki, tiyatroculuk, oynama tiyatro, oyun yapma bana, artist fakat, falan. Ya şimdi biz aslında oyuncu üzerinden oyunu kötü diyorsun. Fakat Memduh Bey. Evet, doğru. Yanlış anladım. Lütfen bak. Hayır. Fakat polemik açmak istemiyorum. Yok, polemik olsun, zararı hayır, yok. Hayır, konuşabiliriz. Benim için önemli değil. Yani şöyle söyleyelim. Siyaset beyaz bir gömlek değil. Böyle derseniz... Bana hiç işte öyle olmasını istiyorum. Öyle olmaması lazım. Hayır. Ben öyle istiyorum. Öyle olmaması lazım. Aslında o gömleğin kirlenmiş olması lazım ki işe yaramış olduğu anlaşılsın. İçinde insan oldu. Evet, çünkü bakın toplumlar... Ama insan o gömleği temiz tutacak kadar yetenekli. Hayır, tutması mümkün değil. Bazen işte mecaz da uçar gider bir balon gibi. Evet, mecaz konusunda tartışırken hangimizin mecazı kaybediyor. Okan diyorum, affeder. Lütfen. Şimdi ben Trakyalıyım, kökenim. Bizim orada Roman vatandaşlar çoktur.
ya harika insanlarından neyse. Sayım günü kız kardeşim öğretmen benim. Epey zaman önce o zamanlar insanlar evde sayılır. Sayım günü gidiyor, kadın çıkıyor. 65-70 yaşlarında bir kadın. Onu tabii yazıyor kardeşim. Hocan yok mu diyor. Üldü o diyor. Biraz sonra içeriden tabii ses, öksürük sesleri falan filan. Kardeşim diyor ki ya bu adam peki kim bu? Evet. Kucağım diyor. Öldü dedin diyor. Öyle isterim be ya diyor. Şimdi ben öyle istiyorum. Siyaset tertemiz olsun istiyorum. Bembeyaz bir gömlek siyaset gibi yapıyorsunuz, olsun bir şey istiyorsunuz. Ama çünkü siyaset dünyanın en güzel mesleği. Peki biz bu arada unuttuk. Biz ne konuşacağımızı seyircimize söyleyecektik değil mi? Onu gençleri, bir koyalım şimdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 15-24 yaş aralığında 13 milyona yakın genç yaşıyor ve nüfusun %15,8'ini oluşturuyor. Genç nüfusu fazla olan ülkemizin siyasi partileri de gençliği kazanan geleceği de kazanır inancıyla çeşitli örgütlenmelere sahip. 2010 yılında yayınlanan ankete göre gençlerin yaklaşık %91'i siyasi partilere üye olmadıklarını ve faaliyetlerine katılmadıklarını belirtmiş. Herhangi bir siyasi partinin gençlik koluna üye olanların oranı ise %10 civarında. Ve bu oran 1999'dan 2008'e kadar değişmemiş. Bu veri 1980 sonrası siyasetten uzaklaşan ya da uzaklaştırılan, apolitik, faydacı, bireyci olarak adlandırılan gençliğin siyasetteki rolünü göstermektedir. Yeni araştırmalar, internetin gençlerin siyasete katılımını değiştirdiğini ve güçlendirdiğini gösterdi. Gençler internette siyasete dair görüşlerini ortaya koyarak kendi siyasi fikirleriyle geleneksel siyasete ve medyaya alternatif yarattı ve katılımcı siyasete katkıda bulundular. Sosyal medya, siyasi partilerin daha geniş kitlelere, özellikle de gençlere ulaşmasında olumlu rol oynamakta. İletişimde mesafe ve hızı değiştirmekte, aynı zamanda farklı ve karşıt görüşlerin hashtagler etrafında tartışılmasına sebep olmaktadır. Ülkemizde %93'ü internet kullanan çevrim içi nesille birlikte siyasi katılımı yeniden düşünmek gerekmektedir. Gençlerin önemli bir bölümü sosyal paylaşım ağlarını demokratik alanlar olarak gördüklerini belirtirken, bir kısmı ise sosyal ağlarda ifşa olma, gözetlenme, dışlanma korkusunun olduğunu, siyasi içeriklere ilişkin güvensizliğin demokratik katılımın önündeki engeller olduğunu söylemektedir. İyi düşünmeler. Hanımlar, beyler, devam ediyoruz. Bir araştırma yazısından bir bölüm okumak istiyorum bizi yönlendirsin diye. Profesör Doktor Demet Lüküslü'nün bir araştırma yazısından. Diyor ki, öncelikle günümüz gençlerinin siyasi parti üyeliği konusunda isteksizliğini, aşırı bireycilik veya toplumsal sorunlara duyarsızlık üzerinden okumanın yanlış bir tespit olduğunu belirtmek gerekir. Yanlış bir kullanımla depolitize anlamında kullanılan apolitik gençlik söylemi özellikle 90'larda popüler dile girmiştir, medyada yer almıştır. Bilhassa 68 kuşağını idealleştiren bu anlayış 80 sonrası kuşağın eleştirisini de içermekte. 68 gençliği ve 80 sonrası kuşakları birbirine karşıt şekilde kurgulamaktadır. Oysa bu iddianın yanlışlığını uluslararası literatürden elde edebileceğimiz verilerden de okuyabiliriz. Dominic Rennie'nin yönetiminde yayına hazırlanıp 2011'de basılan ve içinde Türkiye'nin de bulunduğu 25 ülkeyi kapsayan güncel bir araştırma oldukça ilginç veriler sunmaktadır. Araştırma yapılan 25 ülkenin gençleri arasında Türkiye'deki gençlerin %63'ü ideal toplumu, kişisel performansın ödüllendirildiği bir toplum değil, zenginliklerin hakkaniyetli olarak dağıtıldığı bir toplum olarak ifade ederek toplumsal duyarlılık açısından birinci gelmektedir. Belki de Türkiye gençleri yaşların sandığı kadar maddiyatçı ve bencil değildir. Şimdi bu ilginç. Hemen biz kısa bandımızı izlerken Sadık Usta'nın bana söylediği böyle bir şey yapılmalı, böyle bir şey konuşulmalı diye kişisel gelişim mi, felsefe mi diye bir soru açtınız. Bence çok doğru, konuşulması gereken bir şey. Çünkü etrafımız kişisel gelişim örnekleriyle, kişisel gelişim konusunda bize akıl veren videolarla, kitaplarla, başvuru kitaplarıyla doluyken burada şunu tekrar etmek istiyorum. Türkiye'de gençlerin %63'ü
ideal toplumu kişisel performansın ödüllendirildiği bir toplum değil, zenginliklerin hakkaniyetli olarak dağıtıldığı. Yani kişisel performans derken tabii ki şunu da kastediyoruz. Yani işte meslekte başarılı olmak, çevrede başarılı olmak vesaire vesaire. Ya da şu anda sadece Instagram hesabı kullanan bir kişinin Instagram'da takip edildiği, bakın ne kadar güzel adalelerim oluştu, bakın burun ameliyatından sonra ne güzel oldum, bu filtreden sonra ne kadar karizmatik görünüyorum ve bakın bu entariyi aldım, kaburga sofrasında ne güzel et yedik filan gibilerden, bu işte kişisel performansın ödüllendirildiği. Halbuki zenginliğin hakkaniyetle paylaşılması sorusunu açarsak rezil rüsva bir davranış. İşte siyasetin gereği de bundan gelir. Evet. Pardon ama bak, yine aynı şeye geldik. Ya iyiyiz ya kötü. Ya güzeliz ya çirkin. Şimdi ikisi de bir arada olabilir. Ben onun için kendime liberal sosyalist derken amacım şu. Bir, özgürlükçü olacağız. Özür dilerim. Liberal sosyalist doğru bir tanım mı? Bana göre doğru, bana göre. Olabilir mi liberal sosyalist? Olacak, bugün değil. Ne zaman? İşte olacak. Neden, ne zaman olacak biliyor musun? Birinciyle ikinci yan yana koyduğun zaman. Kişisel gelişim derken... Ahmet, özür dilerim, burada bir parantez açalım. Bu beni çok ilgilendiriyor, bu söylediğiniz şey. Siz siyasi geçmişinizden dolayı bu liberal sosyalizm gibi bir şey kullanıyorsunuz. Evet. Ama bunlar felsefi olarak ya da siyasi olarak yan yana bulunabilirler ben mi? Ben kendim bulunduruyorum bunu. Siz özel Adam bir şey Smith'te, olabilirsiniz. Adam Smith de liberal felsefeyi ortaya attığında dediler ki ya bu adam ahlak profesörü ya. Ama adam özgürlüğün ahlakla birleştiği anda tröstlerin ve kartellerin olmayacağını bildiği için... Ahlak üzerine kurulmuş bir özgürlükçü ekonomi. Hep ne diyoruz? Sadece bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler. Fransızı sen daha iyi bilirsin. Evet. Ya adam öyle demiyor ki le sadece. Laissez faire, laissez passer. Bir de arkası var ama. Ama özgürlükçü ekonomi dediğiniz zaman duvara toslar. Hayır, pardon. O çok tartışırız. O ayrı. Uzun bir gün olursa çok önemli. İstediğiniz bakın, bir gün. Şimdi, o gün bugün bakın, bile olur. Yani özgürlük çok iyi. Yani şöyle söyleyelim. Liberalizm çok iyi. Liberalizm diye bir şey olmaz. Hadi özgürlük diyelim ifadenizde. Özgürlük diyelim. Liberalizm dediğin zaman komünizm gibi. Ben mesela liberal sosyalizm demem. Liberalizm çok liberal güzel bir terim. Liberal sosyalist diyorum. Liberal özgürlükçü, sosyalist insancı. Şimdi siz gelirinizi... Ama siz yeni ve farklı bir tanım yapıyorsunuz evet, galiba değil mi? Evet, diyorum ama anladım. Ben... Hayır, yapamaz mı? Yani yapamaz. Hayır, bunu da konuşalım. Yani bizi izleyen gençler, şu anda işte asıl memnuniyet verici bence bu. Çünkü nereye dayandırıyoruz bunu? Nereye dayandırıyoruz? İşte ona dayandırıyoruz. Hayır, özür dilerim. Sadık Bey, siz sürekli kendinizi yenileyen... Bu kadar kitap üretiyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi yeniliyorsunuz. Dolayısıyla kavramlara tekrar kavramlara gidip bakıyorsunuz. Ama örnekse bana sorarsanız ben bu konuda bir şey üretmediğim için bendeki her şey liberalizm nedir, komünizm nedir, sosyalizm nedir, işte bunların içindeki fraksiyonel ya da yönetim şekli olarak ayrıştırırsak işte Mao'culuk nedir, Lenincilik nedir, işte Troçkizm nedir dediğimiz zaman, özür dilerim, benim 16 yaşıma dayanıyor, 17 yaşıma dayanıyor, bunları okuduğum yıllara dayanıyor. Dolayısıyla şimdi beyefendi kalkıp da derse ki ben liberal sosyalistim derse bir anda benim kafamda zız 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 diye bir şey oluyor da o ikisi yan yana gelmiyor. Halbuki böyle olmamalıyım. Halbuki onu dinlemeliyim. Ayrıca da beyefendi... Ama cızızıt olması dinlemeniz engel değil. Hayır değil ama beyefendi şunu sormak istiyorum. Beyefendi şu anda bir yayıncı. Evet. Siyasi geçmişi olan bir insan. Güzel kavruyor. Kitap okuyor. Arkasında kütüphane var. Onları herhalde okumuştur herhalde yani değil mi? Dekorasyon olarak durmuyor. Peki beyefendi acaba bugün ortaya yeni bir görüş atamaz mı? Yani yeni bu bir görüş, görüş ondan... Neredeydi efendim sizin ev? Muğla Akyaka. Evet. Akyaka, yani Akyaka'dan bir siyasi görüş çıkamaz mı? Çıkar tabii ki. He? Çıkar. Çıkar fakat Adam Smith dedi. Adam Smith ama bir ekonomik altyapı önererek yaptı bunları. Yani ahlaki... Yok sizin... İşte bir, ahlaki ilkeleri var. İki, onun bir siyasi modeli var, toplumsal modeli var. Ama aynı zamanda onun bir ekonomik altyapısı da var.
Siz, pardon, siz çok bir genç yaşta iş adamı. Hayır, ya. Siz yani yanlış anlamıyorsunuz. Hayır. Siz ya. Bir ekonomik altyapıyla birlikte önerirseniz ben bunu zevkle tartışırım. Tabii ekonomik zaten. Bakın, yoksa öbürü bir slogan olur. Hayır. Ben iktisatçıyım. Ve ben bu işe de tepeden gazeteciye köşe yazarı olarak başladım. Gazetecilik yapamadım. Harika bir meslek. Mesela hemen bir tedbir önereyim ben size. Evet. Sermayeyi dizginlemeden özgürlüğü gerçekleştiremezsiniz. Doğru mu? Şimdi dizginlemek başka bir şey. Dizginlemek bir şeyi müdahale etmektir. Ama denetlemek başkadır. Ata bindiniz. Atın dizginlerini ölçülü olarak serbest bırakırsanız yarışı kazanırsınız. Ama dizginleri sıkayım bırakayım derseniz o at deliye döner. Ama yarışa da olmaz, çıkar gider. Pardon. Madem bir şey açtınız. Evet. Liberalizm niye olmaz biliyor musunuz? Liberalizm dediğiniz andan itibaren o felsefeyi dinleştirirsiniz. Ne derler? Din kitaplarında bir tek virgül atamazsın. Bitti. Evet. Komünizmde bütün üretim araçları aslında devletindir. Sosyalizme baktığınız zaman sözde halkındır. Herkese ihtiyacı kadardır. Herkesten gücü kadardır. Yani sakat olan da almazsın. Ama ihtiyacı kadar verirsin. Özgürlük yok. Ben de diyorum ki ya böyle bir şey olabilir mi ya? 28-27 sene önce Adam Smith'i, Karl Marx'ı, Keynes'i kardeş yapalım diye bir yazım yayınlandı. Günaydın da Necati Doğru o zaman sabahın şeyi ekonomi sayfa müdürü ve köşe yazıyor. Bir tek Necati'nin dikkatini çekti. Necati Doğru. Evet. Ya bir tartışsak dedik. O gündür bugündür kimse tartışmıyor. Şimdi diyorum ki bunu tartışacağız. Yani Adam Smith'i, Karl Marx'ı, Keynes'i, Friedman demiyorum bakın. Milton Friedman'dan söz etmiyorum. Bu üçünü kardeş yapamadığımız sürece ekonomide, sosyolojide hiçbir şey yapamayız. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Atalar dediğimiz sözler önemli sözler. Bunlar yaşanmış sözler. Yaşanarak kanıtlanmış sözler. Yani bir nevi laboratuvar. Laboratuvar sözleri bunlar. Ama işte bu dediğiniz atasözü aslında sizin ekonomik programınızın olmayacağının da kanıtıdır. Ben bir buraya devreye girebilir miyim? Buyursun. Aslında bu çok önemli bir tartışma ve epey uzun zamandır da yapılır bu tür tartışmalar ama içine yeni girmekte olduğumuz çağda, yani Endüstri 4.0 çağında, yani gençlerin içinde büyüyeceği, içinde üreteceği ne çağda... Ne dediniz biraz önce? Onu açıklayın. Anlatayım. O çağda üretim imkanları ve klasik iktisat teorileri çok geçerli olmayacak. İşte Endüstri 4.0... mesela. Tabii Endüstri 4.0'ın özelliği şu, içinde üretimin robotlarla ya da kobotlarla yapılması yapay var. Yapay zeka ile. Yapay zeka var, artırılmış gerçeklik var, evet. 3D printer var, blockchain denilen bir altyapı teknolojisi var, bilginin şeyi değişiyor, hüviyeti değişiyor. Buradaki en önemli şey de insan önemli ölçüde üretim alanından çekiliyor. Yani insan daha ziyade sanata, kültüre, güzel vakit geçirmeye doğru, yaratıcılığa doğru geçen bir yapıda. Yani alışa geldiğimiz o üretim modellerinden biraz daha farklı bir çağa doğru giriyoruz. Onun için yeni iktisat teorilerine ihtiyaç duyabiliriz. Elbette insan emeği de içinde olacak ama bugün anladığımız anlamda yani 1800'lerin teorileriyle açıklayabileceğimiz bir model olmaktan çıkıyor. Hani gençleri tartıştığımız için çok söylüyorum. Doğru. Avrupa bunu çok yoğun tartışıyor. Bakın işsizlik... Biz niye tartışmıyoruz? Çünkü bizim henüz o aşamaya gelmediğimiz görülüyor. Biz başka sıkıntılarla, su parasıyla meşgulüz. İşte belediye seçimleri meşgulüz. Onlarla tartışanlar tartışsın. Fakat NASA, fakat şöyle bir bitireyim ben izin verirseniz. Şöyle bir sorun var. Avrupa'da işsizlik otomasyonla birlikte işsizlik bir türlü halledilemiyor. Ne yapıyor Avrupa? Onlara ben diyor, yani uzun yıllar işsiz kalanlara ben bunu diyor ekonomik gelişmiş halimle göze alabilirim. O rezervi diyor eritebilirim. Onlara asgari bir şey veriyor. 800-900 euro gibi bir para veriyor ve bunların canı cehenneme diyor. Bakın onların %90'ı ya televizyon hastası oluyor, ya alkolik oluyor, ya uyuşturucu bağımlısı oluyor. Evet ve bu devam ediyor. Ama biz geleceği konuşuyoruz. Ama gelecekte daha da kötü olacak. Şöyle bir şey yapalım. Yani tekrar peki. Siyasete ve öğrenmeye felsefesine dönersek. Şimdi bir sanayi devrimi 1800'lerin ortalarında. Bence hocamın açtığı hemen oradan devam etmek istiyorum evet, zaten. Çok önemli. Sanayi devrimi
ve hemen arkasından işte üretim araçlarına sahip olanların kentlerde büyük ve lüks yerlerde oturmaya başlamaları, işçi sınıfının kırdan kente göç etmesi, kendi getolarının oluşturulması ve dolayısıyla bir aynı zamanda işte Marx'la Engels'le gelen, ondan sonra işte artı değer meselesinden başlayan bir ekonomik önerme geliyor ve 1900'lerin başlarında da çok savaşlı dünyada bu felsefe yürürlüğe konuluyor. Felsefe ve siyaset işte Rus devriminden itibaren ve birçok ülkede işte devrimi ihraç ediyorlar bilmem ne falan. Böyle bir şey oldu. Sonra siz şimdi yeni bir şeyden bahsediyorsunuz. Ben bu 200 yılı birbirine çok benzetiyorum. 1800'lerin sonuyla 1900'lerin sonu, 1900'lerin başlangıcı ile 2000'lerin başlangıcı bana sorarsanız insani olarak, felsefe olarak, davranış biçimi olarak birbirine çok benziyor. Biz de 2000'lere başlamadan önce dijital devrimi yaptık dünyada ve hemen ardından dünyadaki zengin listesi değişti. Silikon Vadisi adamları ortaya çıktı. Dolayısıyla yeni üretim araçları ve yeni üretim araçları sahipleri ortaya çıktı. Ve burada böyle bir benim sanıyorum ki 14-15 yaşlarında merak ettiğim ve okumaya başladığım sibernetik diye bir dünyaya girdik. Ama aslında artık biz o sibernetikten bahsetmiyoruz. Onun adı artık sibernetik değil. Yani üretim araçlarında robotların çalışacağı, insanların çok daha az mesai saatiyle zevke, eğlenceye, bir tür hedonizme dalacakları bir dünya. Ama burada bir saplama yapabilir miyim? Buyurunuz. Şimdi ben uzun anlattım, özür dilerim. Yani tamamen şunu söylemek istiyordum. Aslında güzel yere gidiyorsun. Devam sonra yapalım, Sadık Bey'in de söylediği gibi bence oradaki yanlışlık devam. Şu. Yani Türkiye'de tartışılmıyor derken Türkiye'de bunu akademisyenler tartışmıyor. Fransa'da ya da İngiltere'de de bunu işte şey oynayanlar, pişpirik oynayanlar ya da sokaktaki işçi bilmem ne çalışmıyor. Fakat bir gariplik var. Gariplik şuradaydı. Bence sosyalizm ve komünizm önermesindeki, hatta Fransız devrimindeki gariplik şurada. Bir takım eğitimli burjuvalar çıkıyorlar ve sadece ahlaki bir tutumla. Yani bunlar kimdir dünyadaki büyük filozoflar, siyaset bilimciler bilmem ne? Genelde küçük burjuva, orta sınıf çocuklarıdır. Anne, baba, dede, birileri mutlaka öğretmendir. Mutlaka evde bir kütüphane vardır. Ve bunlar buradan çıkmışlardır ve de vakitleri vardır. Ve hepsi de piyano çalar, keman çalar. Bravo. Yani öğrencilik döneminde yani. Ya da daha sonra da vakitleri vardır. Bir şeylere kafa yormaktadırlar. Sonra bunlar bir takım siyasi ya da felsefe kitapları yazarlar ve ya da ya gençlik lideri olurlar ya başka bir şey olur. Sonra bu burjuvalar. Kendi ailelerini reddeder, kendi tarlalarını, sınıflarını, mallarını, sınıflarını reddederler. Ve tamamen ahlaki bir tutumla işte işçi devrim yapmalı ya da köylü devrim yapmalı gibi bir şey yapar. Halbuki bu işçiler ve köylüler ne bu adamın anlattıklarını anlayabilmektedirler, ne kendi dertlerine köleleştirilmekten, neredeyse kişiliklerinin yok edilmesinden, toplumsal genel kişiliklerinin yok edilmesinden dolayı bundan bir haberdirler. Ve birileri gider onlara der ki, aynen bizde yapıldığı gibi, işte işçi sen şimdi devrim yapacaksın. Sen de gel benimle. Aa, olmaz, ben burjuvayım. Ben de gösteri yapacağım, seninle bir şeye katılacağım ama işte devrimi sen yapacaksın. Nasıl devrim olacak ya? Ben fabrikada çalışıyorum her gün. Hayır, işte grev yapacağız, haklarımız için mücadele edeceğiz, şudur budur bilmem ne. Şimdi 200 yıl arasındaki fark, birbirine çok benzeyen 200 yıl arasındaki fark, ki gayet basit bir şey söyleyeyim. 200 yılın başında da kadınların ve erkeklerin sağlık düşkünlükleri, ölümden uzak durma, uzun yaşama manyaklıkları falan filan aynı zenginleşmeden ve israftan dolayı olan bir şey. Aynı şeyi yaşıyoruz insani olarak. Şimdi dolayısıyla bu insanlar, bu yüzyılın başındaki insanlar nasıl bir siyaset gelecek ki, kimin adına yapılacak bir siyaset gelecek ki yeni bir teori ortaya atılacak? Çünkü ortada artık bir şey yok. Gerçek anlamda bir işçi sınıfı yok. Bir kılavuz da yok aslında. Bir köylü sınıfı da yok. Aslında köylü sınıfı da yok. Yani üreten... Ama çok işsiz var.
İşte ha, o zaman ha, i̇şte onun için de bravo. Saplama, sizler adına mı bir teori geliştireceğiz? Teori geliştirmeyeceğiz. Geliştiriliyor. Bunun tartışmaları da var. Hocam oraya girdiği için şimdi bu sana Endüstri 4.0, ben saplama derken biraz onu kastettim. Bu Endüstri 4.0 tabii inanılmaz, işte bu yapay zeka, blockchain, inanılmaz tartışmalar yapılıyor. İşte bu inovasyon haftası belki bu yapılan en iyi şeylerden biri. Yurt dışından insanları getiriyorlar, bunları anlattırıyorlar. İşte Facebook'un yöneticisi geliyor falan filan. Bunların da birkaçını izleme şansım oldu. Fakat bunlardan bahsetmeyeceğim. Orada kısmen değinilen fakat şu anda dünyada ciddi ciddi örnekleri olan vatandaşlık temel geliri diye bir mesele var. Nedir bu vatandaşlık temel geliri? Bu işsiz dediğimiz, bahsettiğimiz insanların hepsinin hiçbir şey yapmadan sadece o ülkenin vatandaşı olduğu için tamamen örnek veriyorum. Herkese ayda $1000. Global Basic Income denilen şey. İsviçre hatta... Yok yapmak istedi değil, yapıyor şu anda. Yok yapamadık. Hayır. İzin vermiyor. İsviçre demiyorum. Şey şu anda örneğin... Göç meselesi nasıl hallolacak? Yok bir dakika, bunu şöyle, bu örneği şu nedenle verdim. Endüstri 4.0 ve onun getirdiği bir sürü tartışmalar sürerken insanlar salt bunları yapmıyorlar. Aynı zamanda bunun getirecekleri üzerine de, yani bizde olmayana, biraz önceki saplamamın sebebi oydu. Bırakın onu tartışmayı sadece, onun getireceği sorunların nasıl çözüleceği tartışmaları da bir yandan yürüyor ve bunlar yaklaşık 10 yıldır, 20 yıldır yürüyor ama. Tartışılıyor. Bunun Kanada'da örnekleri var, çok başarılı olmuş. İngiltere'de örnekleri var, çok başarılı olmuş. Finlandiya'da örnekleri var, çok insanlara doğrudan direkt bu paraları verip herkes mesela şöyle bir korkuya sahipmiş. Yani bu örneği kısa tutacağım. Tekrar bir saplama. Bu bahsettiğiniz farklı ülkelerde farklı lokal şartlara göre uygulanan bir yöntemden bir bahsediyoruz. Yoksa bunun bir siyasi düşünce olmasından bahsediyoruz. Siyasi yöntem olmasından bahsediyoruz. Evet, çünkü bu uluslararası anlamda örgütünü kurmuş durumdalar. Evet, şu anda Türkiye'de bununla uğraşan insanlar da var. Hatta burada Türkiye'de derneği de kuruldu. Ne bu derneği? Vatandaşlık Temel Gelir Derneği. Ama pardon, orada iki alternatif evet. var. Ama bunun hiçbir sonuca götürmeyeceğini oradan ben bizzat kendim görüyorum. Ben çözüm olarak önermedim. Zaman zaman. Orada bir de biliyorsunuz nakdi... Temel gelir, aynıyı temel gelir. Tabii. Ben artık para tekniğinde para değilim. Sadece yani, vermek istediğim örnek şuydu. Bu sorunlar yaşanırken, bu sorunların özellikle de işsizliğin nasıl çözüleceğine ilişkin başka bir tartışma da katılırız, katılmayız, kendi ideolojik bakış açımızdan uygun buluruz, bulmayız ama onlar da birlikte yürüyor. Tabii. Aslında işsizlik denilen kavram da tartışmaya açılacak. Yani evet. İşlilik evet. neydi, işsizlik neydi? Evet. Yani buradaki yani niye beni niye yani bu ne oldu? İşte fabrikalar kuruldu, sanayi ürünleri üretilmeye başladı. Sanayi toplumu öncesi işlilik mi vardı? Hayır evet. yoktu. Yani birisinin niye işçi olacağı da tabii ki ama bu çok önemli bir mesele. Neden? Çünkü altyapıda yani üretim ilişkilerinde değişiklik olduğu andan itibaren üst yapı aslında tamamen dönüşür. Aslında insan çalışır mı felsefi olarak? İnsan çalışmak zorunda. Yani nereden biliyoruz? İlk insanlar çalışmıyor. Çalışıyordu. Nasıl çalışıyordu? Avcılık toplumu. Çünkü geçimini sağlamak için... Günlük ihtiyacını karşılayabilmek için neredeyse gününün en büyük kısmını ona ayırıyordu. İşte balık avlıyordu, ormanda avlanıyordu. Sonraki diyelim yerleşik hayata geçtikten sonra da insanlar tarlalarında çalışıyorlardı, bahçelerinde çalışıyorlardı. Çünkü başka bir şeyin olanağı yok, teknoloji çok düşük. Eskiden yani ilk dönemde insanlar sadece çalışarak hayatta kalıyordu. Fakat sonra teknolojinin gelişmesiyle birlikte boş zaman kavramı ortaya çıktı. Boş zamanı... Aslında ne güzel, tam tersini söylüyor. ben şöyle bir önerme dağıtabilirim. Aslında insanın boş zamanı vardı ve sonra çalışıyor. Hayır, tam tersi. Şimdi ne oldu? Boş zaman çok kıymetlenmeye başladı. Teknolojinin olağanüstü gelişmesiyle birlikte... ne dedik? Yapay zekanın olağanüstü gelişmesiyle birlikte... Boş zaman başa bela olmaya başladı. Evet. Çünkü boş zaman gelecek insan. Çünkü insanoğlu bitireyim. İnsanoğlu boş zamanı değerlendiren bir yaratık değildir. Böyle kodlanmamıştır. Onun bir uğraş vermesi lazım. Yani hayatını bizzat kendisinin kas hareketiyle kazanması lazım. Bakın bizim durumumuz normal durum değil. Yani şimdi bakın burada çok önemli bir ayrıntı var müsaade ederseniz. Yani kas hareketi yapmak mutlaka bir emeğe dönüşmek zorunda değildir. Yani spor yaparak da kas hareketi yapabilirsiniz, eğlence için de yapabilirsiniz. Deniz Hanım, bunların hepsi paralı vatandaşların hayatı.
Bunlar toplumun %5'i. Bakın Avrupa'da Sadık Bey bugünü konuşuyoruz. Biz ama gelecekle ama ilgili neden bugünü konuşuyoruz. Yani ben daha bakın ben canım geleceği konuşuyorum. Ben kötüye gittiğini söylüyorum size. 5 milyon Almanya'da işsiz var. O işsizlerin neredeyse %90'ı ya alkolik ya televizyon bağımlısı ya da asosyal. Sizce şu anda dünya geçmiştekinden daha mı kötü? Yani kötü diyemem. Teknolojik açıdan gelişiyoruz. Daha mı iyi efendim? Fakat çok iyi bence. Hayır bakın. O daha bakın bu bir şey değil. Dünyanın geleceği. Ben 70-80 sene ömrüm var diyorum kendime daha bundan sonra. Göreceğiz. Evet, devam ediyoruz. Tekrar bu araştırmadan bir bölüm okumak istiyorum. Yine bu Demet Lüküslü'nün 2008'de gerçekleştirdiği sağ araştırmasına hareketle siyasete mesafeli duruşun vurdum duymazlık olarak yorumlanamayacağını, aksine bir tercih olabileceğini belirtip gençlerin siyasi düzene güvenlerinin zayıf olduğunu, bu nedenle siyasi partileri sadece bir grubun parçası olacakları otoriter yapılar olarak algıladıklarını belirtmekte. Hem STK'larda çalışan hem de hiçbir biçimde siyasi katılım göstermeyen gençlerin politik alanı yozlaşmış, kleantalist yani yandaş kayırma, sert, değiştirilemeyen ve otoriter figürlerle dolu bir alan olarak gördüğünü ifade etmektedir. Şimdi hemen aramıza katılan Sayın Bekir Ağırdır'a sormak istiyorum. Siz tabii ki o kadar çok araştırma yapıyorsunuz ki ve genelde ben bütün seçimlerden önce bizim 31 Mart seçimlerinden önce de katıldığınız çeşitli programlarda izledim. Sizdeki tebrik ediyorum. Aklı Selim bakış açısını diğer araştırmacılarda ve yorumcularda görmedim. Bu herhalde hiç olmazsa yine de bağımsız kalabilmenizin ve büyük soğukkanlıkla bu araştırma sonuçlarını değerlendirebilmenizin etkisi var. Siz genç seçmeni nasıl buluyorsunuz? Öyle söyleyeyim. Yani programın başında biz genç insanın politikaya girişinden söz ettik. Ben biraz irite edici de olsa ergenlikte politikaya girdiğimizi ama ergenlikte girdiğimiz politikada, politik düşünce demek istiyorum. Daha sonra da ergen kaldığını, insanların büyümediklerini bir konuşma olarak önerdim. Şimdi geldik hemen seçimin öncesinde genç seçmenin durumu. Vallahi şimdi önce Demet Hoca'nın cümlesi ya da tespitine katılıyorum. Yani oradan başlayayım. Genç seçmenin yani konuştuğumuz 15-29 yaş arası 19 milyon, 20 milyona yakın insan bir kere. Dolayısıyla böyle bir daha söyler misiniz? 15-29 yaş arası 19 milyon insan konuşuyoruz. Dolayısıyla monolitik bir kitle, hani genç deyince böyle bir prototip tanımı yok. Birçok farklı alt kümeleri var. Ama yine de genelinde, hani sizin sorduğunuz sorudan devam edersem, genel için şunu söylemek mümkün. Bir, siyasetten umutsuzlar ya da siyaset marifetiyle Türkiye'nin sorunlarının çözüleceği konusunda en az yarısı umutsuz. O nedenle de ilgisizler. O nedenle o 19 milyon gencin bizim araştırmalarımızda en az yarısı kabaca bir parti söylüyor örneğin kime oy verirsin türü sorularda ama yarısı ya yeni parti lazım diyor ya da bu sorunlar böyle gelir böyle gider bir şey değişmez diyor ya da hiç cevap vermiyor. Yani yarısı bizim ihtiyarların deyimiyle biraz sonra değineceğim niye böyle dediğimi apolitik görünüyor. Parti tercihi söyleyenlere baktığımızda da yine bir farklılık var. AK Parti, CHP gibi daha güçlü toplumsal tabanı olan partilerin Türkiye ortalamaları neyse gençlerde bu yaş grubunda yarıya düşüyor her ikisi de. MHP ve HDP'nin Türkiye ortalamaları da neyse bu yaş grubunda ikiye katlıyor neredeyse. Yani olanları daha keskin iki köşeye doğru diyelim. Ama ortada bir gri alan var yarısı. Şimdi bunun ama bir sebebi var. Tam da Demet Hoca'nın tespitine katılıyorum demem o. Şimdi biz siyaset deyince bizim kuşağımız ideoloji, parti, bir örgüt, örgüt disiplini, merkez komite, il, ilçe, mahalle falan bir hiyerarşi anlıyoruz bir kere. Yüksek bir ulvi tanımınız olacak ideoloji, uğruna adandığınız, gerekirse hayatınıza adadığınız bir ideolojik hayal veya inancınız var. Ve onun getirdiği bir disiplin var. İşte saat 5'te toplantı yapılacak, 9'da kırmızı boyayla Şıkırt Sokağı'nda mıkırt
sloganı yazılacak kadar da disiplinli bir çalışma biçimi var. Bizim siyaset dediğim şey böyle bir disipliner yapı, hiyerarşik yapı. Halbuki benim kızlarıma bakıyorum. Benim kızlarım çöp toplama meselesiyle, kuzey ormanlarının savunmasıyla, körler okulunda kör okuyamayan çocuklara kitap okumakla, hayvanseverlikle ya da Göcek'te denizin kirlenmesiyle meşguller. Şimdi benim siyaset tanımım particilik kökenli olduğu için onlara bakıyorum, diyorum ki apolitik. Halbuki asıl şimdi bugünün, yani biraz önceki bölümde Deniz Hoca'nın da açtığı yerden söyleyeyim. Deniz Hoca Endüstri 4 toplumu diyor, ben bilgi toplumu diyorum. Yani bir çağ değişimi var ve bu yeni çağın siyaset tanımı particilikten ibaret değil. Hayatın her alanı siyasi. Ama kadın meselesi, ama futbol, ama çevre, ama köprü, ama yol. Dolayısıyla bu kuşak bir hiyerarşik düzene karşı. Bu iş hayatı için de böyle, toplumsal hayat için de böyle, siyaset için de böyle. Daha esnek, daha zamandan mekandan bağımsız iş yapmayı biliyorlar. Zamandan mekandan bağımsız örgütlenmeyi biliyorlar, iletişimi biliyorlar, eylemi biliyorlar. Şimdi zaman biliyorlar artık. Dolayısıyla bir zaman mekana ve hiyerarşiye dayalı bir örgütlenme biçimi ve particilik ve particilik üzerinden siyaset onlara aykırı geliyor birincisi. Bir kere en temelde zihni bir fark var. İkincisi ben yani Türkiye'deki gençlik için özellikle çok önemli şöyle bir ayrım var. Akademide ya da pratik hayatta şirketlerde genellikle böyle işte alfabenin harfleriyle sayılan kuşaklar tanımları vardır. Ben bunları hep itiraz ediyorum. Bu çünkü Batı'dan alınmış başka bir modelleme. Halbuki bizde ama şöyle bir farklılaşma var. Çocukluğu yani kişiliğinin oluştuğu, temel değerlerini, referanslarını oluştuğu dönem 1 ile 7 yaş arası dönemi nerede geçti? Kasabada mı? Kırda, köyde mi? İlçede mi? İlde mi? Ya da İstanbul gibi bir metropolde mi? Neden? Şimdi ben Anadolu'nun bir kasabasında büyüdüm. Herkes Sünni, herkes Türk, herkesin rengi aşağı yukarı ayrı, sarışın kimse yok. Yeme içme adabı aynı, ayıp deyince herkes aynı şeyi anlıyor, güzel deyince herkes aynı şeyi anlıyor. Dolayısıyla benim zihin dünyam monolitik bir biçimlendi. Ben üniversiteye Ankara'ya geldiğimde gördüm, Türk'ünün dışında klasik müzik var, Türklerin dışında Kürt var, Alevi var vesaire. Ama benim kızlarım İstanbul'da doğdu. Ve bir yaşından okulundan itibaren bütün o çoğulcu dünyayı gördü. Onun için zihin dünyaları çoğulcu. Şimdi bizim siyaset dünyamıza baktığınız zaman, bizim siyaset dünyamız münakaşaya ve münazaraya dayalı. Yani fikrinizi karşı tarafa kabul ettirmeye dayalı. İkna ve uzlaşma, müzakere yok. Şimdi bugünkü gençlere ise müzakere değil, münakaşa yap ve siyaset sürekli münazara ortamında bulun dediğiniz zaman, onların ruhuna değen bir şey yok. Bu nedenle de siyasetten ayrı kopuyorlar. Çünkü onların zihin dünyasında, A da B de C de hayatta olabilir. Daha çoğulcu bir yerden bakıyorlar. Halbuki İkna bizim, etmek zorunda değil. Evet, halbuki benim zihin dünyam A mı B mi üzerine kurulu. Halbuki onlar diyor ki hem A hem B hem C mümkün. Dolayısıyla çoklu düşünmeye yatkınlar ve bizim o tek tipçi kültüre dayalı siyaset yapısı onlara aykırı geliyor. Biz buradan bakarak onları eleştiriyoruz. Halbuki bugünün hayat ritminden bakınca bu metropolde doğup büyüyen çocuklar örneğin bugün %15'lerde, 10 sene sonra ama %30'a gelecekler. Yani İstanbul'da bile bugün İstanbul doğumlular sadece %28. %72'si hala dışarıdan gelmiş. Bu yani gençlerin, kültürüyle, bagajıyla gelmiş insanlar. Özür dilerim. Teşekkür ederim bu güzel ve eğitici tespitler için. Şimdi Deniz Hanım'ın biraz önce bahsettiği Amin Maruf'un insan neresinden yaralanırsa siyasi kimliği orasında oradan oluşur sözüyle ve sizin herkese her görüşe hayat hakkı veren bu bugünkü genç bakışla birleştirmek istiyorum. Ve biraz önce de burada konuştuğumuz 80'lerde bıçak gibi kesilen ve bugün de yaşatılsa da örneğin işte bir kesim rahmetli Menderes'in asılmasını, diğer kesimde denizlerin asılması olayını göklere çıkartır. Hakikaten insanı hüzünlendiren siyasetin en romantik, en acılı tarafıdır. Ama bir yandan da buna sahip çıkmak, bu şehitlere sahip çıkmak bir ideolojiyi oluşturmaz. Şu anda sizin tespitlerinizden ideolojisiz gençlerin dünyasına girmek üzere olduğumuzu anlamalı mıyım? Bir de şunu soracağım. 80'lerde kesilen siyasetten sonra
muhafazakarlar dediğimiz, dikkatlice kullanmak istiyorum bu kelimeyi, herkesi kapsasın diye. Bugün AK Parti tarafından temsil edilen, Saadet Partisi tarafından temsil edilen kesim, acaba onların başörtü yasağı ve diğer konularda yapmak istediklerini, gerçekleştirmek istediklerini gerçekleştirdikten sonra acaba hala siyasi bir hedefleri var mı? CHP'nin bir siyasi hedefi var mı? MHP'nin siyasi bir hedefi var mı? Bir ideolojisi var mı? Bugün hala gençlere anlatacak. Ve tabii ki yine o yaralandığımız yerden bahsediyorum. Yani etki tepki konusu gibi HDP'nin ve MHP'nin gençleri, biraz önceki araştırmanızda söylediğiniz, yani keskinleşme, kesin olarak ayrışma, depolitik olanlara nazaran. Ama şu anda bizi bekleyen 10 yıl içerisinde ya da 20 yıl içerisinde acaba bizde de Fransa'da olduğu gibi Emmanuel Macron gibi aslında hiçbir ideolojiden gelmeyen ve beri yandan da Rothschild'in bankacısı olduğu belli ve de üzerine bir şeyler iddia edilen, yani bize de şirket CEO'su gibi bir adam mı gelecek, banka müdürü gibi bir adam mı gelecek, yoksa Türkiye'de hala siyaset devam edecek mi? Şimdi en başta sorduğunuzdan başlayayım. Estağfurullah. Şimdi ideolojileri var mı yok mu meselesi, belki de ideoloji, biz bilgi toplumunun meselelerinin ideolojisini belki üretemediğimiz için bir sorun var. Bizim elimizdeki bütün ideolojiler henüz sanayi toplumunu tanımlayan ve sanayi toplumunun meselelerine çözüm söyleyen ideolojiler. Evet. Dolayısıyla bir adaptasyon veya yenilenme meselesi insanlığın önünde, insanlığın önünde bir problem olarak duruyor zaten. Ben küresel arabuzul dönem diyorum bu döneme. İnsanlığın özü itibaren, yani bütün dünyada Putinleri, Trumpları ve benzerlerini var eden o popülist, faşist, şoven iklimi var eden bu yeni kurumsal ve kuralları, kurumları, ideolojileri üretememiş olmak. Ama gençler meselesinde bir başka mesele var. Sadece yine dediğim gibi tevellütten dolayı konuşmuyorum gençler diye. Bu yeni hayat ritmi içinden bakarsan sen de ben de adanma kültüründen geliyoruz. Bir fikre, ülkeye, bir aşka, Ferhat'tan Şirin hikayeleri, Leyla ile Mecnun hikayeleri. Benim kızlarım için mesele adanma değil. Öncelikle haz, keyif, daha hızlı bir ritim. Ne demek istediğimi anlatayım? Akışına bırakmak. Yani onun için şimdi ben benim bakış açımdan bakıyorum, eleştiriyorum onları. Ben sizin kızlarınızla aynı yaştayım. Yani onun için zaten tevellüt değil, yeni hayat ritmine ayak uyduranlar, uydurmayanlar diye bakıyorum ben mesela. Tevellütten alakası yok mesela. Ama bir yandan da şimdi Macron meselesiyle de bağlamak için şöyle bir mesele var ama. Türkiye daha özgün bir örnek. Bütün bu küresel arabuzul dönemin içinde. Neden? Çünkü Fransa sanayi toplumu olmanın temel, kalkınma ve modernleşmenin temel kuralların kurumlarını oluşturmuş. Laiklik, hukuk, eğitim, sağlık vesaire ya da sosyal devlet politikaları vesaire. Bizde ise hala ülkenin bir kesimi var ki sanayi toplumu olmaya çabalıyor. Yani önce kalkınma. Kırşehir'deki amca için hukuk ve özgürlükten önce devletin gelip yol yapması, baraj yapması kalkınma önceliği. Onun için kalkınma, çevre mi? Büyüme. Büyümedi. Peki, çevre mi, fabrika mı dediğiniz zaman o Kırşehir'de önce fabrika diyor. Çünkü oğlunun istihdamı, biraz önce Sadık Bey'in bir önceki bölümde söylediği o survive gücüsü, karnını doyurma ihtiyacı vesaire. Ama İstanbul, İzmir gibi ülkenin bir başka yeri var ki Antalya gibi. Bilgi toplumuna geçmeye çalışıyor. Dolayısıyla önceliği ekonomik kalkınma, büyüme meselelerinden önce. Çünkü artık kendince yeterince ekonomik aktörleri, dinamikleri güçlenmiş. Devletten hukuk istiyor, özgürlük istiyor, yaşam kalitesine dair başka meramları var. Şimdi Türkiye'deki gencin de, Türkiye'deki siyasetin de problemi, Kırşehir'deki amcanın fabrika ihtiyacıyla İzmir'deki ya da İstanbul'daki benim özgürlük talebimizi bir araya getirecek yeni bir hikayenin olmaması. Dolayısıyla Türkiye'deki siyasetin ve var olan partilerin de en büyük problemleri ve gençlerle bu ilişkiyi kuramamaları, böyle bir gelecek tahayyülleri ve hikayeleri yok. Çünkü böyle bir özlemleri yok. Onlar da fikren tıkandılar. Yani insan olarak, bilgi olarak partilerin beslenme damarları tıkandı. Kendi içlerine kapandılar ve var olan bir dar yapının, oligarşik bir yapının kendi iktidarını sürdürme çabaları. Hepsinde görülen şey. Hiçbirinde partici demokrasi falan konuşmuyoruz. Dolayısıyla da benim kızlarım hangi fikre yakın olursa olsun o partinin hiçbirine gidip oraya üye olmayı düşünmüyor. O nedenle bizim meselemiz daha derin gençlerdeki. Çünkü ama yine özür dilerim.
şunu düşünüyorlar. Yani seçimde sandık başında görev almayı, oy kullanmanın gerekliliğini... Tabii yaşama müdahale diye görüyor onu zaten. Ama oy ve ötesi... Demokrasi talep ediyor. Tabii. Adalet talep ediyor. Hayatı müdahale etmek istiyor. Ama hayatı müdahil olmak istiyor. Bir partide de bunu anlatacakları bir şey yok. Yok. Çünkü karşılığında yıkılmaz bir duvar var. Ve üstelik o parti o kızın o günkü konuşmasını beğenmediyse ertesi gün üye listesinden silebilir. Seçimi kazandıysa ilçe başkanlığında görevinden de alınabilir. Bu yapının içine niye girsinler? Dolayısıyla sadece siyaset değil, şirketlerin de problemi bu. Yani şirketlerin de bütün insan kaynakları, politikaları giderek tıkanıyor ve tıkanacak, daha da çok tıkanacak. Çünkü bu gençler, yeni hayat ritminin içindeki insanlar, diyelim multitasking denen hiyerarşiye karşı oldukları için benim gibi mezun olacak bir üniversiteden bir bankaya müfettiş yardımcısı olacak. 3 sene sonra müfettiş olacak, 8 sene sonra şube müdürü, 20 sene sonra efendim seksiyon müdürü, 30 sene sonra da banka genel müdürü olacak. Benim kültürüm bu. Evet. Halbuki benim kızlarım 6 sene en fazla okulunda çalıştık. Ama şimdi o zaman şirketlerin özür diyelim... Özür dilerim, bu konuda ben çok toplantıya katıldım. İşte bu hasbelkader televizyon programları ve sosyal durumla ilgili. Şu anda ve hala devam ediyorlar. Bütün şirketlerin çözemediği bu Y kuşağı ne yapacağız? Tamam. Bu Z kuşağı daha da fena. Mesele çok basit. Bir, aidiyet yok. Bu şirketi sevmiyorlar. Şimdi şirketlerin kapısına girince holdinglerin var ya böyle 9. kat hukuk, 10. kat strateji. Bu hiyerarşiden kurtulacaklar. İki, bu çocuklar, genç kuşağı öğlene kadar diyelim muhasebe elemanı, öğleden sonra satış ekibinin içinde şef, öğleden sonra akşamda lojistikte hamal diye daha çoklu görevde çalışmayı, ekipler halinde çalışmayı, bir masada görevin tanımlı ve 3 sene bu masada ömrünü doldurursan ancak bir öbür masaya geçersin gibi eski usul kuralları kaldıracaklar ve o çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine izin verecekler. Şimdi bu böyle bir dünya. O nedenle ben çok uçuk kaçık spektaküler gibi geliyor ama her sanayiciyle konuşmamda şu cümleyi kuruyorum. 40 yaşını geçmiş bütün erkekleri hemen yarın emekledim. Güzel. Bütün yöneticilerinizi kadınlardan ve mümkünse 40 yaşın altındaki kadınlardan seçin diyorum. Zaten harikulade. Biz 40 yaşın üstüne çıkmadığımız için sorun kalmıyor. Samimi kanaatim de bu. Tekrar şunu sormak çünkü istiyorum. Tam bu dediğim zihni değişimi benim gibi sonradan öğrenmek mümkün değil. Bu ancak içinizde varsa bunu ayaklayın. Bir de tevazu gösteriyorsunuz. Ama özür dilerim. Tamam. Şunu soracağım. Peki bu partiler ne yapacaklar? Yani şu anda Türkiye'nin kurucu partisi ve bugün işte ne kadar oy aldığını biliyoruz CHP. Çok yeni bir parti, bir ideolojisi olan parti olarak geldi. AK Parti 2000'lerin başına itibaren tek başına iktidar olduğu 2000'lerin başında ve hala iktidarda. MHP ve sonra bir HDP, orada tabii ki bir takım tartışmalar var, terör örgütü ve parti meselesi. Ve onun dışında da bir komünist belediye başkanımız var. Şimdi tekrar gündemde Tunceli Dersim meselesiyle beraber ama bir komünist belediye başkanımız var. Millet onun nohutunu yemekten çok memnun ve korkunç sempatik. Şimdi yani izimler açısından da baktığımız zaman yani nereden nereye geldik ve bir komedi haline düşünüyor. Yani Türkiye'nin en sempatik belediye başkanı bir komünist. Hala bir takım yayınlar izliyorum. Komünizmden nasıl kurtulabiliriz, komünizmden nasıl uzak kalabiliriz gibi. Tüm Türkiye'deki oy oranı... 10 binde. Ama Maçoğlu'nun komünist manlışı çok... Evet, yerlerde yani aslında aynen Che Guevara'nın bir pro markasına dönüşmesi, Schubert'in motosiklet kaskına dönüşmesi, Newton'un bir... kahve zinciri olması meselesi gibi hakikaten ikonlar ve siyaset yer değişiyor. Ama özellikle şunu sormak istiyorum. Acaba hangi partinin geleceği var sizce? Yani şu andaki... biz hakikaten bir etnik bölünmeye doğru gideceğiz ve bunun siyaseti mi yapılacak Türkiye'de ya da yeni bir ideolojisi olan, ya bizde mesela çevreciler gelebilir mi? Yeşiller falan gibi bir hareket gelebilir mi? Yeni bir hareket olacak. Yani var olan partiler bir kere dağılacak. Ya da hayatlarını sürdüremeyecek. Ya da içlerinden çatlayıp değişmek zorunda kalacaklar. Çünkü hayat sadece gençlerden dolayı değil. Türkiye'nin problemlerinin büyüklüğü ve karmaşıklığından dolayı. Yani ANAP, Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, CHP, DSP falan gibi bölümler mi? Hayır, isimlerinin ne olduğunun önemi değil. Yani içinden
yeniye dair, yani biraz önce söylediğim gibi sanayi toplumu olmanın da bilgi toplumu olmanın da hayallerini birleştiren, Türkiye'nin kendine özgü bir problemi var. Türkiye siyaset aynı zamanda bir de kimliklere sıkıştı. Kimlikler yani biz için, evet. Seçim yapmıyoruz. Biz aslında üşenmeyip sandığa giderek buradayım diyoruz hep beraber. Evet. Sekülerler şu kadar, muhafazakarlar bu kadar, Kürtler bu kadar. Sayıları yeniden bir kere daha bir kere daha sayıyoruz. Ama bir yandan da hayat, yani elimizdeki bütün veriler gösteriyor ki Türkiye toplumu bir yandan değişiyor ve Ankara'dakilerin ya da siyasetçilerin tahayyüllerinden bağımsız olarak değişiyor. Ve onun için metropolde büyüyen çocuklar diyorum örneğin. Metropolleşmeyle beraber, örneğin bugün hiç tartışma yok değil mi ortalıkta? İşte, Türkçe ana dilde eğitim olsun mu olmasın mı? Bugün olmayan bu tartışmaya rağmen bugün soralım, Türkiye insanının %50'si buna razı. Çünkü bütün bu tartışmalar toplumsal bellekte bir şey biriktiriyor ve bir arada yaşama arzusu Türkiye insanında hala yüksek. Onun için öyle bölünme siyaseti evet, evet. falan hikaye. Aynı fikir. Öyle olmayacak. Ama şöyle bir meselemiz var. Bu partiler, yani Macron gibi olup olmaması meselesi değil, başka bir paralelde, yani siyaseti geniş planda alırsak şöyle bir değişiklik var. Sivil toplum dediğimiz dünyada, yani partilerde yer bulamadıkça, örneğin benim kızlarım, sivil toplumda var olmak, hayata oradan müdahil olmak diye bir çabaları var. Ama sivil toplum dünyasında da bir değişim var. Bir önemli ulusal ölçekte, yani işte İnsan Hakları Vakfı, TEMA, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi ulusal ölçekteki olanların biraz siyasi iktidarın uygulamalarından dolayı, biraz da pratik nedenlerle artık eski güçleri olmayacak. Sivil toplum yerelleşiyor. Yani Göçek'in denizini temizlemek, denizinin temiz içme suyuyla mücadele etmek, Kırşehir'deki yoksulların çocuklarını eğitmek gibi daha yerel problemlere doğru kayıyor. Çünkü bu yerellik aynı zamanda o kimlik ve kutuplaşma meselesini çözüyor. Çünkü denizde içme suyu dediğiniz zaman Türk veya Kürt, muhafazakar veya seküler fark etmiyor. Doğru. O zaman da oradan ürettiğiniz bir başarı, örneğin çevre meselesinde, örneğin yani onun için Cerattepe'de olanları hafife almayın, Yırcaköy'ünde olanları hafife almayın, tüketici hakları örneğin, tüketici hakları dünyasında olanları hafife almayın. Dolayısıyla bir böyle bir gelişme var, iki bir de daha ulus ötesi çevre meseleleri, küresel iklim değişikliği, insan hakları, demokrasi hareketi gibi de daha ulus ötesi hareketler var. Dolayısıyla yeni siyaset bu yeni sivil toplumun içinden çıkıp gelecek. Ama adı Yeşilci mi olur, başka şey mi olur, ayrı konu. O günün aktörlerinin belirleyeceği şey. Şimdi Bekir Bey'in söylediği iki ayrı gençlik profilinden de bahsediyoruz aslında. Şimdi tabii. Bir yandan bu küresel sistemle, zamanın ruhuyla uyumlu, gelişimci, evrimci bir yapıdan söz ediyoruz. Kendi çocuklarımız aşağı yukarı bu noktadalar. Ama bir yandan da oy verme davranışı açısından bakıldığında kimlik siyasetini bizlerden daha fazla benimsemiş, MHP'ye, HDP'ye doğru kayan gençlik profilinden söz ediyoruz. Birbiriyle çatışan değerler bunlar aslında. Evet. Yani bu sadece gençliğin kanının fazla kaynamasından falan filan bir şey değil. Onlar aynı zamanda bu meseleyi çok özümsemiş, kişiselleştirmiş ve kimlikleştirmiş gençler. Son derece de aktifler bu anlamda bakıldığında. Yani bütün bir gençliği tanımlamıyor tabii. Burada anlattığımız şey, onu söylemeye çalışıyorum. İki farklı pozitif enerjinin dinamiğini anlatıyor. Bir de buradan hazır lafı almışken müsaadenizle lütfen, başka lütfen. Bir konuya gireyim. Bu gençlikle demin söylediği Bekir Bey'in 40 yaşından sonra herkesi emekli edelim felsefesi aslında şu andaki politik çatışmanın tam merkezinde yer alan bir konu. Çünkü gençlerle bizim yaştaki orta yaşlılar arasında büyük bir kapışma kaçınılmaz hale geliyor. Diyorlar ki bize 40 yaşından sonra insan ömrü 100 yaşına doğru da gelişecek. Bu yılları emekli olarak geçirsen. Çünkü gençler yetenekli, Endüstri 4.0 dünyasında bizden çok daha kapasiteliler, bizden çok daha iyi biliyorlar. Ve bizler tarım toplumunun içine doğmuş olan insanlar olarak, sanayi toplumunda büyümüş ve sanayi sonrasında olgunlaşmış insanlar olarak, ruhen ve bütün yaşamımız boyunca göçebe, uygarlıklar arası göç eden kimlikler olarak bize deniyor ki artık, sizin işleviniz bitti. Yani siz bu dünyada ne üretebilirsiniz, nesiniz? Yani sanayi dünyasını anlamaya çalışırken sanayi sonrasına geçtik ve şimdi buraya doğru gidiyoruz. Bu şu anlama geliyor. Orta yaş insanları orta çağın o güzel günlerini özlüyor aslında. Umberto Eco'nun yeni orta çağ dediği şey bu. Bugün dünya üzerinde 77 tane ülke sınırlarını duvarlarla çeviriyor. Orta çağın şehirleri, kaleleri gibi. Bu Berlin duvarı yıkıldığında bir düzine kadardı.
Şimdi bambaşka bir yere gidiyor. Trump'ı, Putin'i yaratan şey biziz. İşte küresel arabuzun dönem biziz. Dediğim benim. Yani bizim yaş grubumuz zamanını durdurmaya çalışıyor. Biz gençlerden nefret ediyoruz aslında baktığınızda. Biz tabii. O gençlerin dünyasını sürekli aşağılamaya çalışarak, reddetmeye çalışarak, onlar sadakatsiz, onlar liyakatsiz, onlar şunu bilmez, onlar bunu bilmez. Ne yapıyoruz? Eski güzel günler, bizim gençliğimiz ne harikaydı. 68 kuşağı 80 kuşağını sevmedi. 80 kuşağı şimdikileri sevmiyor. Sokrates'ten bugüne kadar yaşlanan herkes gençleri sevmedi. Şimdi hikaye... Yaşlanan herkes gençlerin yanlış davrandığını, kötü davrandığını söylüyor. Tabii ki değiliz biz yani. Öyle. Ama belki onların orta yaşlar gençlerin kendilerini ama sevmesini çok sağlayabilirler. Doğru. Şöyle bir hikaye anlatmama izin verin. Çok affedersiniz. Burhan Sönmez'in son Labirent romanında bir hikaye var. Gencin birisi ormanda kayboluyor. İşte 3 yıl boyunca çıkış yolunu arıyor, bulamıyor. Sonra bir ihtiyarla karşılaşıyor, saçı sakalı karışmış. İşte sen ne yapıyorsun? Ben de yol arıyorum diyor ihtiyar. Ve diyor ki ya beraber kol kola gidelim, beraber arayalım çıkış yolunu. Genç diyor ki sen 10 yıldır arayıp bulamamışsın. Sen bana ayak bağı olursun, ben kendim arayacağım. İhtiyar da diyor ki evet ama çıkmayan yolları ben biliyorum. Dolayısıyla şimdi hikaye bence bu. Ama Deniz Hanım'ın işaret ettiği şu kısmı doğru. Tabii ki biz hani pozitif enerjiyi barındıran gençliğin o kısmını anlatıyoruz. Ama bir yandan da gelecek korkusu son derece yüksek. Çünkü ya eğitiminden dolayı, ya meslek seçiminden dolayı, ya ülkedeki sistemden dolayı kendi emeğiyle başarılı olamayacağına düşünen, inanan çok fazla genç var. Gelecek algıları kısalıyor. Yani Türkiye toplumunun bile son 5 senede ortalama gelecek dediği zaman tahayyülü 11 yılken ortalama, şimdi 10 yıla düşmüş. Üçte bir insan gelecek deyince 36. aydan sonrasını düşünemiyor. Gençlerin %55'i herhangi bir işten ne bekliyorsun dediğinizde beklenen neydi hani anlatılan Z kuşağı, Y kuşağı, yönetime katılmak isterler vesaire değil mi? %55'i iş güvencesi diyor. Şimdi reel bir sorundan bahsediyor çünkü bir yandan. Başka bir sayı söyleyeyim size. Bu 15-29 yaş arasındaki gençlerin yarısı kadın. Bakarsanız kadınlarla erkeklerin eğitim ortalaması birbirini eşitlemiş durumda. %22'si üniversite mezunu her ikisinin de. Ki Türkiye'de yetişkin nüfusta üniversite mezuniyeti %15. Ama %15 kadın ev kadınıyım diye evde oturuyor. Şimdi aslında bu ne demek? İş bulamıyor demek. Evet. Şimdi dolayısıyla oturan ya da zorunlu olarak oturan genç ile çalışan gencin ya da okumakta olan gencin ruh dünyası, hayattan beklentisi, siyasetten ilişkisi farklı. Ya da evli olan veya olmayan gencin harcama pattern'ı da, tasarruf pattern'ı da bütün hayattan ilişkisi farklı. Hani yaş kemale ermek diye bizim toplumun bir lafı vardır. O nedir? Hani işte 40 yaşından 50 yaşından sonra emekli olunca örneğin kadınların çoğu başını örter, namaza başlar falan değil mi? Şimdi gençlerde kemale ermek 25. Çalışmaya başlayınca reel hayattan öyle bir burun buruna geliyor ki buldozer gibi hayatın problemiyle o bir anda bütün o hayalcilik, bütün o umutluluk, çoğulculuk törpülenmeye başlıyor ve giderek de öfkeleniyor. %50'si gelecek 5 yıldan umutsuz. Şimdi dolayısıyla bu gençlerin önüne eğer somut hedef koymayıp da sürekli enselerinden bu gelenler senin haklarını alıyor. Ya da bu sene gelenler, göçlen gelenler, Suriye'den gelenler, Diyarbakır'dan gelenler ya da Kürtler ya da dindarlar ya da sekülerler senin hakkına gasp ediyor derseniz bugünün hızlı hayatı içinde lümpenleşmeye daha yatkın. Evet. Dolayısıyla manevi veya maddi şiddete de daha yakın. Bravo. Başka bir gençlik kümesinden de söz edebiliriz. Evet. Ve hemen harekete geçebilecek, kolay tahrik edilebilecek insanlar. Onun için 19 milyon diye bir kütlenin tanımından başladım. Çok onun için de başka kümeler de bu var. Bu ama çok da tehlikeli. Yani çevre etkisiyle, çevre faktörleriyle provokasyona yani siyasileşmiş, işte MHP'li ya da HDP'li olmuş ve her türlü provokasyona açık, genç, dinamik, ateşli bir kitleden bahsediyoruz. Biz bir sayı daha söyleyeyim izin verirsen. Lütfen efendim. Üçte ikisi hala aileden aldığı harçlığa mahkum. Evet, evet. Dolayısıyla yani ne yapmamızın, ne yapabilirler? Peki. Avrupa'nın da en önemli sorunlarından biri bu. Az önce bahsettiğiniz sorunlar, o radikalleşme oralarda da görülüyor. Aslında bu bir sistem sorununun da olduğunu gösteriyor. Yani sadece bize ait, Türkiye'ye ait bir sorun olmadığını, bir dünyada bir sistem sorununun da gelip kendisini dayattığını gösteriyor. Hemen şunu soracağım. Tabii ki biz genel itibariyle politika konuşuyoruz ama hemen önümüzde yinelenecek seçimlerde. Tabii ki ben sizi dinledim konuşmalarınızı programlarda. Oradaki tahminlerinizde işte... şeyin 31 Mart seçim sonuçlarını tartışırken
İşte acaba ne kadar AK Partili seçmen küskündü, sandığa gitmedi. İşte CHP'de böyle bir şey öngörülüyordu. Fakat propagandanın bir tepkimesi olarak CHP'li seçmen konsolide oldu ve şeye gitti, sandığa gitti. Yeni yorumlarınızda 23 Haziran'ı değerlendirirken genç kesim açısından bakabilir misiniz? Çünkü bilgisayar gibi bana hemen soru çıkardığınız için müteşekkirim. Yok, hemen sorla. Hemen yani şunu sormak istiyorum. MHP'li gençlik, AK Partili gençlik ve CHP'li gençlik ve HDP'li gençlik. Şimdi ve saadetli gençlik diyelim. Bilmiyorum tabii size sayısı olarak bir şey çıkarsa. Ya da işte hiçbir partiye ait olmayan gençlik. Yani acaba sizce 31 Mart'la 23 Haziran arasında genç seçmende bir fark olacak mı? Mesela olacak. Acaba AK Parti'nin sandığa götüremedikleri küskün diye sizin tanımladığınız o sırada daha çok gençlerde miydi? Orta yaş ve üstü müydü? Orta yaş ve üstü. Bir kere AK Parti de giderek yaşlanıyor. Gençlerde demin de dediğim gibi çok düşük. Yani gençleri gitti mi sandığa 31 Mart'ta? Düşük gitti. Düşük gitti. Düşük gitti. Ve de, ya da İstanbul'da 1 milyon 700 bin sandığa gitmeyen insan var. Bunların 1 milyon 100 bini örneğin TEPAV'ın sandık analizine göre geçen 24 Haziran genel seçimlerinde de sandığa gitmemiş insanlar. Yani siyasete bir bakımda ilgisiz veya siyasetten umutsuz. Önce bir veri daha paylaşayım. Bakın Türkiye'yi, hayal ettiğimiz Türkiye'yi tanımlayan 10 şey söyleyin demişiz. %70'in üzerinde, ortalama %72 civarında insan adalet demiş. Yani bu aynı zamanda talep. Önemli olan şu ama, kim bunlar diye baktığınız zaman Türk veya Kürt, AK Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren, genç olan, yaşlı olan hiç fark yok. Herkes %69'dan %72 arasında adalet demiş. Neyin sonra ikinci sırada %40 huzur diyor. Yani sayılan ilk 5 şey soyut, yani para falan gibi böyle somut şeyler değil. Saygı, huzur. Sonra biz gitmişiz ikinci aşamasında. Ya adalet demişsiniz de ne anlıyorsunuz adaletten diye ikinci adımını yapmışız araştırmanın. Gördüğüm şey şudur. Gençlere, kadınlara gidiyorsanız tanınma adaleti, katılma adaleti diyor. Ben de varım ve bana dair kararlara katılayım. Kürtlere gidiyorsanız Kürtler tanınma adaleti, ben de varım bu ülkede diyor. Yoksullara gidiyorsanız gelir bölüşümü kastediyor. Herkes tabii ki adaletin içini farklı, kendi derdinden dolduruyor ama adalet diyor. Şimdi buradan niçin başladım? Önümüzdeki seçimde 1 milyon 700 binin, yani şöyle söyleyeyim, Ekrem Bey'in başlangıçtaki 4 milyon 100 bini başlarken yine gidecek 4 milyon 100 bin oy verecek. Neredeyse bu sabit. Eklenecekleri ayrı. Ama Binali Bey oradan 4 milyon 100 binden başlamayacak. Neden? Çünkü bir, kendi ona şimdiye kadar oy vermiş 4 milyon 100 binin içinde adalet duygusu zedelenmiş. Vicdan duygusu zedelenmişlerden ciddi bir eksilme olacak. Ama bir yandan da bu taraftan yeni o seçime katılmamış 1 milyon 700 binin içinden de kazanımlarını kaybetmeyeyim diye işte beka meselesine ya da geleneksel kodlara daha yatkın ya da işte biraz önce sözünü ettiğimiz gibi radikal köşeli fikirlere daha yatkın bir kesimi de gelip oy verecek. Ama o farkın ne olacağını bilmiyoruz. Ama önemli olan bizim tespitimiz şudur ki İstanbul'da da Türkiye'de de insanların adalet duygusunun ve vicdan duygusunun zedelenmiş olması. Şimdi AK Parti bunu 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arası başardı. Ama o zaman insanları güdüleyen şey korku ve bir istikrar arayışıydı. Şimdi ise ortada bir realite var. Bir ekonomik mesele var. İnsanlar soğan patates bulamıyor. Yani başka uzun boylu efsane laflara, sloganlara gerek yok. Sokağa çıkıyorsunuz, patates soğan fiyatını görüyorsunuz. Ekrandaki konuşmaları duyuyorsunuz. Bambaşka bir ton ve dil. Bir de afişleri görüyorsunuz. Gönül, aşk, sevgi. Bir kere bir sahicilik itimi var ve bütün insanlar eğitimli, eğitimsiz, genç, yaşlı bu sahicilik gitimini yaşıyor ve hissediyor. Dolayısıyla bu adalet duygusu, biraz da belki mahşeri vicdan, bu seçimde 7 Haziran 1 Kasım'da olduğu gibi istikrar arayışıyla değil, adalet duygusuyla hareket edeceğini sanıyorum. Buyurun. Buradan mı devam edeyim? Şimdi aslında tabii ki Bekir Bey'le beraber biraz daha realiteye, evet, rakamlara girdik doğru biraz. Döndük. Ama ve lakin
Şimdi tabii ki sizin bahsettiğiniz yeni toplum örnekleriyle beraber, hı hı, o zaman ideolojisiz bir dünya. Hı hı. Yani daha doğrusu sizin en çok üzerine yazdığınız ütopyasız bir dünyaya, hı hı, doğru mu gidiyoruz? Yani insanlar ütopyayı mı bırakacaklar? Çünkü zaten bütün yeni felsefe, bütün yeni siyasi açılımlar da ilk başta zaten ütopik olmakla suçlanmıştı. Birisi yeni bir şeyden bahsediyorsa. Ütopyasız bir dünyada ne yapacak insanlar? Bolca distopya üretecekler. Yani çok gelecekle ilgili bir takım kabus senaryoları geliştirecekler gibi görünüyor. İşte en çok da kullanılan senaryolardan bir tanesi Michel Foucault'un o panoptikan toplumu dediğim şey. Bir daha söyleyiniz. Michel Foucault bugün Jeremy Bentham'dan devşirdiği bir felsefi açılım yapıyor toplumu tanımlarken. Hastanelerde, hapishanelerde, okullarda böyle bir gözetleme toplumunun varlığından söz ediyordu. Şimdi panoptikan toplumu olarak tanımladığımız şey devlet merkezinin, yani merkezi siyasi otoritenin elindeki teknolojik imkanlarla bütün vatandaşlarını gözetleyebildiği, izleyebildiği, onlar üzerinde aynı zamanda biyopolitik bir tahakküm de kurabildiği, yani bedensel tahakküm bile kurabildiği yeni bir düzene geçiyoruz. Duvarlı dünya aslında bir hapishane dünyası. Yani o dünyanın içinde vatandaşlar sere serpe açık, 24 saat hiçbir şey gizleyemeden yaşarken devlet denilen o gardiyanların nasıl yaşadığını, kim olduğunu, kimin bizi gözetlediğini bilmiyoruz. Ama o an bizi gözetleyebilecek olmaları ihtimalini hesaba katarak 24 saat disiplinli bir toplum olmaya doğru sevk ediliyoruz. Beyefendiciğim, duyuyorsunuz değil mi efendim? Yani ben bu kadar ümitliyim, umutluyum derken... İnsan olduğu sürece ütopya yapılacak ve olmalı da zaten. Tabii, bugün olmadan akıllı olmaz. Akıllı telefonları kullanıyorsak... Ya bütün bu teknolojik gelişmeler bizden önceki filozofların hayallerinde, onların hayallerinde bilim insanları gerçekleştirdiler. Bugünkü dünya geçmiş dünyadan çok daha iyi. Günde 20 saat çalışan insanlardan, 8-9 yaşında çalışan çocuklardan bugün haftada 40 saat, 36 saat giderek daha aşağı inen bir topluma. Gelecekte insanların boş zamanı kapitalizmin, liberal, sosyalist felsefenin en büyük gelir kaynağı olacak. Neden? Boşluk, boş kalmak demek, tüketmek demek. Nasıl tükmüştü? Yani Malthus teorisi ortaya atıldığında eyvah dedi insanlar. Papaz Malthus, öyle değil mi hocam? Ama tüketeceğiniz dünya pardon, kalmadı. Müsaade, affedersiniz. Pardon. Öyle bir teknolojiye geldik ki, önümüzdeki süreçte, yani ben mesela GDO'lu ürünler falan filan, bunları hep tartışıyoruz ya, bunlar böyle şeylere. İnsanlar yarın bir gün karınlarını doyurmanın dışında, çok dışında, ben günlerimi nasıl geçiririm, nasıl sinemaya giderim, hangi filmleri izlerim, hangi hayalleri kurarım, gözlüğümü takıp nasıl sinema seyrederim? Artık böyle sinema yok artık ya, gözlük var ya, takacağım gözlüğümü, sinema seyredeceğim. Hem de benim gözlüğüm belki de bir kilometre öteden bir perde gibi bana yakından gösterecek. Geleceğin insanları ve insanlığı çok güzel. Bazı ahlaki olaylar. Asosyal olacak geleceğin, pardon, insanları. Hayır, geleceğin... Hayır. Memduh Bey, bir örnek vereyim mi? 5000 tane Facebook arkadaşım var ama hiçbiri esah değil. Müsaade eder misiniz? Fakat o kadar zaman harcıyorum ki gerçek arkadaşıma bir telefon açamıyorum. Bir şey söyleyeyim. Babası vefat ediyor, başsağlığı dileyemiyorum. Ama bakın, bu da gerçek. Siz benim sizden karşı ters düştük tek yer burası. Müsaade eder misiniz? Ben kız kardeşime desem ki, Bahar, bana bir çay yap, çorba yap, gönder diye desem, kız kardeşim 40'lar evinde. Bana 1000 kilometreye yakın, gönderemez. Gençler, bana bir çay ısmarlayın dediğim zaman 10 dakika sonra internetten çay geliyor bana. Öyle mi? Tabii. Aa, mükemmel. O zaman bir tabii yani bu kısa ara, bir şey ya. Kısa ara. Yani hangisi sosyal asıl? Hanımlar beyler, Muhabbet Kralı devam ediyor. Yeni konuklarımız var. Bazı konuklarımız tutuyoruz. Sadık Usta bizimle ve Suat Özçelebi, siyasal iletişim danışmanı bizimle. İki yeni konuğumuz var. Profesör Doktor Ahmet Kasımhan, uluslararası ilişkiler strateji uzmanı, bir hoca.
Ve tabii ki sevgili dostum, çok eski arkadaşım, doçent doktor Şeyda Taluk. Doçent da... değilim ben ya. Öyle mi? Bu bir şaka. Şaka mı? Bu bir şaka ve şeye ben yayıldı. Ben ne zaman doçent oldun diye zaten merak ettim. Arada olmuşsundur, çok sene geçti diye. İnternette birileri bir şaka yaptı bana ve o doçentlik yayıldı aynen, ve her devam sefer. Aynen öyle devam edelim. Doçent ama yakışıyor hatta sana. Hatta şöyleydi, güzel ben açıklayayım da hazır fırsat. Yardımcı doçentlikti o şaka. Ben espri dedim ki ya Allah aşkına. Ben doktora terkim, sonra bana inat o şakayı doçente çevirdi yapanlar. Doktora terkim. O zaman doktora terkim. Doktora terkim. Hayır, yardımcı doçenti sileceklerini o şakayı bir de doçent yapmaya peki, başladılar. Peki siyasal iletişim uzmanı diyebilir miyiz? Aynen, pekala aman. Şu yeni kitabı da gösterelim. Hakikaten bugünlerde herkese tavsiye ediyoruz Şeyda'nın seçim nasıl kazanılır? Çünkü herkes bunun peşinde. Şimdi hemen... seninle başlayacağım hanımefendiciğim. İlk önce şu şeyi anlat bize. Biz tabii ki politikaya girişten, politik olmaktan, gençlerden ve biraz önce Sayın Bekir Ağardır'ın verdiği orman örneğinden söz ediyoruz. Sen bugün gençlerle çalışıyorsun. Hakikaten gençlerle birçok alanda çalışıyorsun. Sadece politika değil hayır, galiba. Girişimcilik, bize, sosyal girişimcilik. Biraz önce hemen daha bu küçük arada bize dedin ki politik olmak güzel bir şey. Çünkü bu akşam çekeceğimiz programdan söz ederken ben Uykusuzlar Kulübü'ne başlayacağım. Uykusuzlar Kulübü'nde birçok sanatçı ağırlayacağım. Onların, sanatçıların ve şöhretli insanların ne kadar ben merkezci olduğundan söz ettin. Aslında politika, buyurun. Aynen, yani ego yüksek olabilir ama siyasetle ilgilenen insanların büyük bir çoğunluğu etrafında dönen, yani onu çeviren dünyayla da alakalı. Egoları yüksek olabilir. Sosyal girişimcilerin de egoları yüksektir. Çünkü o işi yapabilmeleri için belki de bu gerekiyor. Benim yani bu yaşta geldiğim fikir bu, öyle. Yani hakikaten egonun yüksek olması gerekiyor bir işi gerçekleştirebilmen için. Çünkü etrafında bir sürü insan sana bunu nasıl yapamazsın, nasıl yapamazsın diye anlatıyor. Ama bu dünyayla da çok ilgililer. İzin verirsen ben böyle minik bir şeyle başlamak istiyorum. Hayır, buna devam edeceğim. Çünkü gençlerin tabii aynen buna örnek aldıkları, sosyal medyada takip ettikleri, aynı zamanda linç ettikleri insanlar var. Yani işte 15 Temmuz'da Yenikapı'ya gitmediği için linç olan sanatçılar, işte daha sonra AK Parti kampanyasına katıldıkları için linç edilen sanatçı ya da futbolcu insanlar, sonra her şey çok güzel olacak tweet'i attığı için yine linç edilen insanlar. Aynen. Aslında onlar çok egolu, çok ben merkezci, çok üretimci olmak zorunda olan insanlar ve belki politikacıların hepsinden daha fazla takip ediliyorlar. Sosyal medyada gençler onlara diyor ki hadi sen de şu konuda bir şey söyle, bu konuda bir şey söyle. Aslında onları birer kamuoyu önderi, kanaat önderi olarak görmek istiyorlar. Fakat kanaat önderi olarak görülmek istenen o insanlar aslında, yani hepsini kapsamayalım ama aslında korkak, kendi markasını, kendi sanatçı markasını, popülaritesini yönetmek zorunda olan insanlar. Aslında buradan bir tavsiyede bulunabiliriz. Onları takip etmeyin. Yani takip edin ya da etmeyin, fark etmez. Ama siyasetçileri takip edin, genç siyasetçileri takip edin. Onlarda daha fazla yarar var. Çünkü politika yapmak bir yandan da hani kendi egosunu yönetmek yanında bir de başkalarından söz etmek yani zorunda kalmak. Yani o kendi egosunu yönetirken aslında bir sürü de iş yapıyorlar. Niye başka aynı konudan devam edeceğim ama... Bilmiyorum sen seviyor musun? Ben bir Game of Thrones fanıyım. Çok ben seviyorum. Değilim. Evet, bu değilim. Çok abesle iştigal ediyorsunuz. Evet, biliyorum. Bu Game of Thrones sevenleri, sevmeyenler sosyal medyada acayip bilince maruz bıraktı. Ben şöyle bir şey yapmadım ama haberim bile yok Game of Thrones. Game of Thrones bu hafta final yaptı. Fakat final yaparken şöyle bir şey oldu. Dedi ki yani o ailenin işte kim birden bir demokratik bir seçim yapmaya karar verdiler ve kim artık bu Westeros'u yönetsin, 7 krallık ülkesi. Ve herkes işte çeşitli tahminlerde bulunurken ailenin küçüğü Bran'ın kral olmasına, Bran the Broken yani yaralı, kırık Bran'ın kral olmasına karar verdiler. Bunda Tyrion Lannister diye bir karakter önerdi. Onu kral yaparken de genç, ailenin en genciydi. Herkes daha yaşlı, daha becerikli. İşte hani burada biraz önce konuştuğunuz el becerisi, iş gücü olan insanları konuşurken dedi ki Tyrion Lannister, bunların artık hiçbir önemi yok. İçimizde her şeyi bilen, insanların acısından anlayan, onların kederleriyle empati yapabilen ama bir hikayesi olan bir lider size sunuyorum dedi.
Aslında biz şimdi, yani hayatımızın bundan sonraki bölümünde, gelecekte hikayesi olan genç liderler görmeye başlayacağız. Kendi hikayelerinde şu anda yapmakta olan. Bekir Hoca çok güzel bir şey söyledi. Ben hani gençlik gruplarında çalışıyorum dedim ya, çok uzun süredir sosyal girişimcilik, girişimcilik ve tabii ki siyasette, yani şu anda daha kariyerinin, siyasi kariyerinin, siyaset evet bir kariyerdir, bu böyle değildir diyenler var ama evet bir kariyerdir. Başında olan insanların bir nevi ablalık yapıyorum. Hatta espri yapıyorum kendime, yodalık yapıyorum diyorum. Hmm. Bana hani sorduklarında senin bundan sonraki hayattaki misyonun ne diye sorduklarında ben yodayım. Aynen o hikayedeki gibi, yani çıkmaz yolları biliyorum. Şimdi o dünyayı, işte farklı genç şeylerinden bahsettik ya, gruplarından, kümelerinden. Onda şöyle, bir gün Bangladeş'teyim ben, bir gün İsveç'teyim. Şimdi Bangladeş neresi? Tabii Türkiye'nin işte çeşitli, özellikle büyük illerinde, periferide olan, İstanbul'da mesela Bağcılar diyelim, Diyarbakır'da artık öyle değil ama bir zaman Sur diyelim, bölgelerinde hakikaten sadece gündelik yaşamını kotarmaya çalışan, bizim bir çaya kahveye verdiğimiz parayla bir yıl, ama bir ay yaşamak durumunda kalan gençlerle de çalışıyorum. Diğer yandan aynen Silikon Vadisi'nde örneğini gördüğümüz, işte Deniz Hoca'nın da söylediği gibi zamanın ruhuyla özdeşleşmiş, o zaman ruhuna göre fikirler üreten, Atatürk'ün şey lafını çok seviyorum ben, bu muhasır medeniyet, hakikaten onu hedefleyen, Amerika'daki muadili neyse aynen onun gibi yaşayan, onun gibi tüketen, onun gibi daha siyasi davranışlar gösteren insanlarla da çalışıyorum. Ve burada umutluyum ben. Yani ben gerçekten umutluyum. Evet, var olan şu andaki siyasi yapı ne yazık ki, ne yazık ki bu insanları dışlıyor. Ama bu insanların işte o hayatı kendinden ibaret eden, ibaret zanneden insanlardan çok önemli bir farkı var. Bir amaç odaklılar. Yani şimdi adanmışlıkları yok ama bu YLZ dediğimiz kuşan çok önemli bir şey. Amaç odakları var. Ve bu amaçlarda genellikle böyle dünyevi amaçlar değil. Hakikaten dünyayı değiştirmek. Yani ama buna da böyle bir ideolojik, hani bizim kuşağın ideolojik dünya, işte siyasi yoldan değil, siyasi tavırları da değişiyor. Mesela çevre duyarlılığı inanılmaz bir biçimde her grupta da artmaya başladı. Cerat Tepe'yi boş geçmeyin derken Bekir Hoca, ben onu çok net şöyle tanımlayabilirim. Bugün Karadeniz'de özellikle çevre hareketinin bel kemiğini oluşturan insanlar kadınlar, köylü kadınlar. Ve bu köylü kadınlar, gençler kadar kadınların da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Kitapta da birazcık değindim zaten genç seçmenin ve kadın seçmenin önemine. Bu insanlar belirli bir amaç uğrunda, bu işte temiz bir mahalle olabilir, suyunun temiz akması olabilir. Yani dünyayı değiştirmek meselesi aslında hani bizim öyle çok büyük hedeflerden değil, daha küçük yollardan gider. İnanılmaz cesur, genç insanlar çalışıyorum ve bu insanların sosyal medyada şeyleri var mı? Yani aktifler tabii ki ya, bu genç kuşağın, ama onlar Twitter'dan daha çok YouTube'dalar. Yani onların esas şeyleri, hareket alanları YouTube. Şimdi Memduh Hoca giderken çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ben dedi bir çay, kardeşim yemek yapalım, bir çay istiyorum, çay geliyor dedi ya. Çok doğru bir şey. Doğru. Evet. Aynen, yani ben şimdi ikinci bunun üzerine çok çalışıyorum. Dijital kabileler oluşmaya başladı. Türkiye'de, dünya, ve bu kabileler ve kabile reisleri tabii, bunların kabile, demek ki işte mesela Memduh Bey bir kabile reisi. Yani bir dijital kabilenin reisi ve dünya buna... Ailem böyle diyor zaten. Tabii işte biz ona dijital kabileler bizim diyoruz. Bizim için Memduh Bey önemli bir örnekti. Çünkü bir yandan eski bir siyasetçi, Türkiye'nin 80'li 90'lı yıllarına ait bir siyasetçi. Ama bugün bir vlogger, bir youtuber ve gençlerden çok daha fazla video koyuyor. Bir yandan tonton bir ihtiyar görüntüsü var. Bir yandan arkasında felsefe kitaplarıyla falan orada oturuyor. Ben şuna takıldım. Şimdi bu benim için söylediğin şey çok önemli. Bugün hemen yine bir seçimlerin eşiğinde dedin ki bugün yeni adamın artık şu görüş ya da bu görüş meselesinden daha çok bir hikayesi olması önemli. Bir lider, bir lider önermesi yaptığımız zaman. Bir basit bir izlenim aktarmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu Bey Uykusuzlar Kulübü'ne çıktığında ona dedim ki sizden sonra bu programda kimlerin olacağını biliyor musunuz? Dedi ki bana bilmiyorum.
Halbuki senden sonra kimler kimler var? İşte Yılmaz Morgül çıkacak, efendim işte sürekli Den Bizeryan, galiba yanlış söylüyor olabilirim ismini, bizim Taha çıkacak, kızlarla beraber bir influencer ya da işte fenomen olarak filan. Yani normal şartlarda ben size desem ki senle beraber şu 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 konuklar var, herhalde programa gelmez siyasetçiler. Ama onların olduğu bir programda çıkıyor ve ondan sonra gerek Ekrem İmamoğlu'nun gerek Binali Bey'in çıktığı programları diğer kanallarda ve Ahmet Hakan filan gibi tartışmalar da olsa o programın içerisinde izlenirliklerine bakıyorum 20-30 bini geçmiyor hepsi toplam. Biz o anda gerek Ekrem Bey'in YouTube hesabı, gerek Facebook'u, gerek bizim YouTube hesabımız, gerek konvansiyonel izlenmemiz, gerek işte Twitter izlenmemizde anlık 1 milyonu geçmişiz. 1 milyon izlenmeyi geçmişiz. Yani çok basit olarak siyasetçi eğer aynen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi bir talk show programına konuk oluyorsa, ki olmalı, oluyorsa eğer, başka bir haber kanalında ya da işte bütün kanallar ortak yayına geçiyorlar, bütün medyanın ortak yayınının belki kat be katı, yani 1 milyonu geçecek kadar, yani sosyal medyanın da katılımıyla bu Türkiye'de hani görülmeyen rekor rakamlar. Yani işte biz hep bahsederiz ya, Dallas'ın son bölümü tek kanallı dönemde meclis bile çalışmasına ara vermişti, işte CR ölüyordu sonunda filan, ya da ölüyor muydu acaba Dallas'ın son bölümü meselesi de. Sokaklar boşalmıştı bütün Türkiye'de. Aynen. Yani aslında akıllı siyasetçiler kendi dar mecralarından, dar tartışma alanlarından uzaklaştıkları takdirde, ki bunu programın reklamını yapmak için söylemiyorum. Binali Bey'i de davet ettik. Heyecanla bekliyoruz. Çünkü AK Parti'nin hakikaten hem güler yüzü hem sempatik yüzü, fıkralar anlatan, gençler tarafından da çok sempatik bulunan bir insan Binali Bey. Ama biz istiyoruz ki hani bize de gel falan. Ve tabii ki siyasetçiler niçin o zaman dünyada bunu yaparlar? Yani başka alanlara da açılmak, başka yerlere de gitmek açısından. Bu çok hikayesi olma meselesi. Evet, söyleyecek... Kimin hikayesi var, kimin hikayesi yok meselesine geldik bugün artık. Aynen. Yani. Bir de ben beklerken bunu sana çok söylemek istiyorum. Tabii seni de tanıdığım için. Aşağıda aslında bir kendi hani söyleyeceğim sözünde, gençlerle ilgili söyleyeceğim şeyinde başlığını buldum. UNESCO'nun bir lafını gördüm. Diyor ki ideolojiler bizi ayırır, hayaller ve kederler bizi bir araya getirir. Artık gençler bununla ilgileniyor. Evet, doğru. Yani o kadar hani öngörülü bir laf ki, UNESCO bunu biraz erken söylemiş ama bu bilgi toplu dediğimiz, işte Endüstri 4.0 dediğimiz... UNESCO'yu ben koydum oraya. Bizim bütün aynalarda sanatsal aforizmaları var dadaistlerin ama biraz ileri biraz geri çekiştirdik. İşte Salvador Dali aslında bunların aralarında ama onu da koyduk. UNESCO aslında daha geç ama onu da dadaizme biraz... şey yaptık filan. Ama tam teşekkür da ederim baktığın için. Birçok insan buraya dadaya geliyor, görmüyor bunları, fark etmiyor. Peki, hemen Sayın Hocam'a dönmek istiyorum. Bu tabii ki biraz izlediğiniz şey, şu ana kadar olan konuşmaları. Ama biz şöyle bir ayrımda kaldık. Şimdi bir akademisyen olarak size sormak istiyorum. Biz örnekse Sayın Sadık Usta'yla hala ideolojilerin gerektiği gibi bir yerdeydik. Ama ondan sonra diğer konuklarımızla birlikte ideolojiler bitti dedik. Sizin görüşünüz nedir? İdeolojiler var mı, yok mu ya da olacaklar mı? İnsanlar olduğu müddetçe ideolojiler olacak. Hiç kuşku yok. Ve bu ideolojiler, bir kere ideolojinin ne olduğundan yola çıkarak baktığınız zaman kişilerin, kendilerinin, bu biraz evvel dile getirilen kaygılar üzerinden gençlerin kendi aralarında oluşturdukları, benimsedikleri, hayata bakış biçimlerini belirleyen bir anlamda bir şablon. O şablonun üzerinden bakıyorlar. Şablonun esnek olup olmamasına da onlar karar veriyorlar günün sonunda. Yani Kemalizm diye bir ideolojiden bahsediyorsak mesela, Mustafa Kemal'in söylediği şu sözü de hatırlamak durumundayız, değil mi? Eğer bilimin önünde duran benim fikirlerimse bunun da tartışılır tarafı olduğunu unutmayın diye, sürekli değişimi, hayatın değiştiğini öngören birisinin ağzından çıkınca o şablon sizi ona göre yönlendiriyor. Dolayısıyla ben ideolojilerin bu manada bittiğini düşünmüyorum. Ha, klasik ideolojilerin ciddi darbeler aldıkları muhakkak.
bizim bildiğimiz ya da 20. yüzyılı üzerinden yaşayıp bir de koskocaman Soğuk Savaş hikayesini üzerine bina ettiğimiz türde ideolojiler belki bu manada var olmayacaklar. Ama insanoğlunun haksızlığa uğramışlık duygusu devam ettiği müddetçe bir yerlerde bir tarafından sol bir şeyleri andıran bir ideoloji varlığını sürdürecektir. Öte taraftan insanoğlunun büyüme hırsı, gelişme, daha iyi yaşama hırsı, buna ilişkin hayal gücünü sınırsız kullanma yönündeki ihtirası, illa olumsuz değil, sürdüğü müddetçe bir yerlerde bir sağ diye nitelenebilecek bir ideoloji varlığını sürdürecektir. Bunlar yer değiştireceklerdir, hiç kuşku yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan 15 sene evvel yapılan tartışmalar bugün karşılığını buluyor. Mesela Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti, iki parti karşı karşıya, iki partili bir sistem. Ama ne tartışılıyordu 15 sene evvel? Bu partilerden bir tanesinin içerisinde muhafazakarlar var. Ama öbürünün içinde de muhafazakarlar var. Bir tanesinin içerisinde daha açık fikirli bir grup var, daha değişime açık bir grup var, daha liberal bir grup var. Öbürünün de liberalleri var. Ve bunlar mesela kongrede işbirliği yapıyorlar deniyordu. Şimdi o tam da o hatların üzerinden, tam da o fay hatların üzerinden bu geçişkenliklerin manasını görmeye başladık. O mana tabii çok problemli geliyor. Çünkü bu ideolojiler dönüşürken, biterken değil, dönüşürken ortaya çıkan ahval yönetilmesi gereken bir ahval. Yani bir geçiş dönemi ortaya çıkıyor. O geçiş dönemini yönetmek zor. Var olan kalıplarla dönüşümü yönetmek iyice zor. İkisi birbiriyle çarpıldığı zaman ortaya çıkan hakikaten bir risk toplumu hikayesi. Özür dilerim. Şöyle genel bir şey aslında sormak istiyorum. Sizden başlayarak diğer konuklarıma da. Şimdi 1910'larda komünist olmak, yani ben komünistim demek hakikaten bayağı bir ölümü, dayak yemeyi göze almak demekti bütün dünyada. Ya da onların arasına girip işte ben liberalim ya da ben şuyum ya da ben buyum falan demek de bir şeyleri göze almaktı. 40'larda da böyleydi, 60'larda da böyleydi, 70'lerde de böyleydi. Ama bugün 2019'un, 2020'nin dünyasında birisi karşınıza geçip derse ki ben komünistim, hiçbir şeyi göze almayan bir adamdır. Yani diyelim ki hani 70'li yılların işte Woodstock'larının bilmem nelerin tekrar moda olması ve retro 70'li yıllar müziği yapmak gibi. Hani retro 1930'lar siyasetçisi olabilirsin, bunun retrosu olabilirsin. Yani bu sana kimse bir şey yapmaz bu yüzden. Hatta çok romantik falan olarak da değerlendirilebilir aslında. Fakat şöyle bir şey oldu. Yani bütün dünyada insanların uğruna öldükleri, sistemi değiştirmek, fakirden yana, yoksuldan yana, ezilenden yana, işçiden yana, emekçiden yana, ya bunları uzatabiliriz de. Bunların hepsi güzel, duygusal ve gerçekçi laflardır bir yandan da. Bütün bunlardan yana bu kadar mücadele verilirken genel olarak bir gerizekalılıktan dolayı mı bilmiyorum. Bugün bütün dünyada bütün ülkeleri ya Donald Trump gibi fenomenler ya da işte oradan şeyden aslında hikayesi olma meselesine gireceğim. Ya da bir takım iş adamı kılıklı filan ya da sosyalist bir şey işte neydi adamın adı? Corbyn. Hayır, Pedro Sanchez. Evet. Gibi bir takım tipler yönetiyor. Yani aslında örnekse Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Clinton Trump seçimini niçin Trump kazandı çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü bir Amerikalı, yani ki o sırada biraz empati yaparak kendimizi o orta karar, fazla da zeki olmayan bir Amerikalı seçmen olarak görsek ve sorsak, yani bu Clinton denen kadın mı yoksa bu Trump denen acayip adam mı? Ben show business, gösteri kurallarına göre tamamen bu yıldan sonra ekranda iki dönem başkan olarak görmek isteyeceğim adam olarak Trump'ı seçerim. Çünkü öbürü mahkeme duvarı gibi suratı olan ve nasıl gizli ilişkilere bulaştığı belli olmayan bir kadın ve onun hakkında antipropaganda çok iyi tuttu. Yorgun, arabanın önünde bayıldı falan filan gibi şeyler. Ama Trump bize sürekli bir eğlence vaat etti. Sürekli bir eğlence vaat etti. Evet, hoşlanmıyorum ama böyle bir de şey yapıyor, hani hoşuma gidiyor. Hani mahallenin bıçkın delikanlısı olarak Amerika'da böyle bütün sanatçılar ve entelektüeller hala şaşkınlık içindeler. Yani bu adam hani nasıl
burada durabiliyor hala ve nasıl bu adama bir şey olmuyor diye. Anlatabildim mi? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Yani madem artık eski şartlar yok. Eski şartlar yok. Bugünün artık politikacısı biraz da gösteri dünyasının insanı mı diye sormak istiyorum. Bir miktar gösteri dünyasının insanı olmak mecburiyetinde ama şu gerçekliği unutamayız. Karşı karşıya olduğumuz meydan okumalar son derece ciddi. Evet. Dünya öyle 50 yıllık, 100 yıllık falan bir dönüşümün içerisinde değil. Çok daha büyük bir döngü kırılıyor. En az 500 yıllık bir döngü kırılıyor. Böyle bir döngü kırılırken meseleleri hafife alan Trump gibi şarlatanların o meselelerin sonuçlarıyla ilgili olarak insanlara umut veriyor olması sadece ve sadece şundan kaynaklanıyor. İnsanlar duymak istediklerini söylesin istiyor liderleri. Hani bu gerçek sonrası dünya vesaire var ya, oradaki gerçek sonrası dünya hakikatin önemsizleştiği bir dünya. Yani kanaatlerimizin daha fazla ön plana çıktığı, bizim inanmak istediklerimizle gerçekle hakikat arasındaki bağlantıyı kopardığımız, içinde bulunduğumuz realitenin parametrelerinin neler olduğundan bağımsız duygularımızla inanmak istediğimizin peşine düştüğümüz. Aslında ve böyle Türkiye'de de biraz evet. yaşadığımız. Evet. Çok önemli bir yere ve, evet. ve böyle düşünmeyenlerden de hoşlanmamayı tercih ettiğimiz bir dünya. Şimdi burada şunu... Ama benim görüşlerim değil de ama benim duygularım var. Evet. Yani siz sabahtan akşama sahne sanatları tahsil etmiş olabilirsiniz. Fakat benim kanaatimce o sahneye ben çıkarsam sizden çok daha başarılı olabilirim. Ve eğer siz benim böyle olamayacağımı düşünüyorsanız o halde bu yaptığınız oldukça antidemokratik bir şey. Kıstasların kalmadığı bir dünya. Şimdi burada referansların kalmıyor. O postmodernizmle alakalı tabii boş gösterenler vesaire. Buna güncel bir örnek de verebilir miyim? Sözünüzü kestim ama mesela mevcut işte her şey çok güzel olacak yerine onu ikame edecek başka bir şeyi daha güzel olacak biçimde evet. de sunmak. Yine bu post-truth'un aslında bir parçası olarak da onu aslında konuşmuştuk şeyde de Uykusuzlar Kulübü'nde de. Aslında iki slogan da halktan geliyor. Evet. Ben de demiştim ki o zaman bu reklam ajanslarıyla niye çalışıyorsunuz? Evet. Yani iki çünkü başarılı slogan da halktan geliyor. Orada daha belki enteresan olanı peki bu süreç böyle de her şey çok güzel olacak sloganını kırar mı daha da güzel olacak yoksa daha mı çok satar? Evet. Ben onun çok akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir kampanya omurgası teşkil edecekse zaten yani hakikat teşkil ötesi derken onu kastettim zaten. Zaten teşkil etmeyeceği de anlaşılıyor. Sonra bu hikaye meselesi de önemli. Hikaye güzel de zaten hikayeler nasıldı ki eskiden de Okan Bayülgen? Hikaye şöyleydi mesela Süpermen'in hikayesi değil mi? Hani Türkçedeki karşılığıyla gündüz insan, gece kurt. Evet. Clark Kent ve evet. bir de Kal-El diye bir Krypton diye bir gezegenden gelip uçan kaçan falan bir adam var. Şimdi biz hikayenin içerisindeki Clark Kent'i duymak istiyoruz. Hı-hı. Fakat hikaye sahibi Clark Kent'leşirse öyle aşkının arkasından ağlar, hı-hı. çocuk sahibi olur, onun tepesinde durup böyle bilmem ne 15 dakika kadar hüzünlü gözlerle niye onunla bir baba oğlu ilişkisi kuramadığını sorgularken onu görürsek de mutlu oluyoruz. Fakat eğer orada takılı kalırsa, yani uçmayı, kaçmayı, gezegeni tersine çevirmeyi vesaire unutursa bu sefer o kahramandan da derhal soğuyoruz. Yani biraz merkez sağda siyaset yapmışların iyi bildiği bir ifadeyle bizim lider atının üstünde insan olarak işte X yöne doğru giderken dönüp tam tersine doğru ok atabiliyor olmalı. Ha, atın üstünde de olmalı, işte seviyor da olmalı. Zaafları olduğuna dair ipuçlarımızın olması lazım ve fakat bu ipuçlarının gerçekleştiğini görürsek o zaman buz gibi soğurum senden. Mekanizması devreye giriyor. Yani bu hikayeleri biraz da öyle görüyor olmak lazım diye düşünüyorum. Ama hikaye bugün çok önemli. Neden? Gerçek değil de kanaat önemli. Beni bir şeyleri ikna ediyor olması lazım. Kanıtlı olması gerekmiyor bu iş. Sonunda bir şeyleri ikna. İkna ediyorsa beni bir taraftan uçup kaçabileceğine o zaman onun peşine düşüyorum. İnsansılığı beni rahatsız etmiyor. İkinci bir şey, eğer keyfim yerindeyse hikayenin sürrealitesi, gerçek üstünlüğü beni daha az rahatsız ediyor. Mesela
eğer dünyada yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Bütün dünyada İsveçliler falan bile değil. Sadece ve sadece, pardon Norveçliler değil, sadece İsveçliler büyüme zamanında politikacılar çalarsa bunun bir problem olduğunu düşünüyorlar. Tamam ahlaksızca ama hep beraber büyüyorsak, ekonomi büyüyorsa yani hepimizin cebine para giriyorsa işte bal tutan parmağını yalar diyor. Ama bir kere o büyüme trendi düştüğü zaman bu sefer bu bir problem haline gelmeye başlıyor. Hatta ne güzel ama çok güzel bir entelektüel konuşma yapmıyor muyuz? Bütün örneklerimiz yurt dışında. yani işte İsveç olsun, Fransa olsun. Hayır Türkiye Türkiye'de de bu böyle yani İsveç'te doğru olan şey dünyanın kalan hiçbir yerinde doğru olmadığı için Türkiye'de bunun istisnası değil. Büyüme döneminde biz rahatsız olmuyoruz ya yani insanlar. Nasıl olsa büyüyoruz. Herkes zenginleşiyor. Aynen herkes zenginleşiyor. Büyüme dönemlerinde yolsuzluk şu bu falan filan bunlar çok dikkatimizi çekmiyor ama bunu ilk kim söylemiş? Hadi bak bu bir hayli siyaseten yüklü bir örnek olabilir. Hani propagandanın piri kim? Turgut Özal. Hayır Türkiye'de be. Göbels. Türkiye'de be. Göbels. Göbels ne diyor? Bir yalan bu ve bu Türkiye'de tartışmalarda çok çok sık kullanılan çok bir ifade. Evet. İki tarafta siyasetimizin şu anda iki cephesi de belki üç cephesi demek lazım. Birbirine bunu çok kullanıyor. Ne büyük bir yalan söyleyeceksin ve yalan ne kadar büyük olursa inananı da o kadar fazla olur diyor. Fakat benim enteresan bulduğum şu. Göbels bunu diyor doğru. Bir cümle bu, o da doğru. Fakat aynı paragrafta aşağı doğru devam edersen iki cümle altta da şunu söylüyor. O yüzden diyor, böyle büyük bir yalan söylediğin zaman, hazır kitle de sana inanmışsa, o yalanın sonuçlarından o kitleyi koruman gerekir. Korumazsan evet. Kitle bu sefer sana döner, Bruce Willis'e bağlar, zor ölüm. Evet. Evet. İntikamını almaya doğru döner yani kitle. Ekonomik sonuçları, kültürel sonuçları, siyasi sonuçlarıyla yaşarsa o kitle, senin söylediğin büyük yalanın, o zaman senin söylediğini aldırmamaya başlıyor. Bir süre sonra da beni niye aldattın diye bütün öfkesini sana doğru yönlendirmeye başlıyor. Burada büyük risk kim? Sana oy vermeyenler değil. Esas sana oy vermiş olanlar büyük risk. Peki. Suat Bey'e hemen sormak istiyorum. Şimdi tekrar bir daha reele doğru gidelim. Başa acaba abi. Sizin bütün araştırmalarınız içinde ve nasıl bakış açınızı öğrenmek istiyorum. Acaba bugün herhangi bir genç adam sadece ideolojik olarak yani işte şunun ya da bunun kitabını okumaktan dolayı örnekse ben ergen ve gençken Nihal Atsız'ın bir kitabını okumak ülkücü dünyaya doğru adım atmanın Turancı, ülkücü ya da bizim milliyetçi diye toplayabileceğimiz bir dünyaya girmek için bir yoldu. Evet. Bir romantik bir yoldu, romantik bir önermeydi. Örnekse sol şeyde sol ideolojiye gelirken bizim Galatasaray Lisesi'nde biz çocuğuz zaten. Sadece Marx, Engels, Lenin okumuyorduk. Tabii ki örneğin dipten gelen dalga şu romanı örnek ver birkaç tane bir de bir şey Erhan Vurgun muydu dipten efendim? Gelen dalga Fransız yazar Sadık Usta bilir onu üçlemedir o tabii, ondan tabii. Sonra birçok kitap vardır ha Ehrenburg tiyatrosu ondan sonra bir şimdi tekrar hatırlamam güç Gramsci olabilir. Bir Bulgaristan devrimini anlatan bir kitap vardı. Bir kadın yazarın. Evet. Seni halk adına ölüme seni mahkum ediyorum. Seni halk adına ölüme mahkum ediyorum. Bravo. Yani seni halk adına ölüme mahkum ediyorum. Kalın da bir kitaptır. Ve gencecik çocuklar herkesin elinde yani birileri işte. Veçeli'ye su verildi. Veçeli'ye su verildi. Evet. Bravo. Nihal Atsız okurken birileri işte bunları okurdu. Ve tabii ki bu nereye göre oluyordu? Bu hangi ortamda bulunuyorsa arkadaşların kim, mahallen kim? Tesadüfi. Bilmem falan. Evet. Tesadüfi. Aynen. Ve ama ve lakin şimdi bugünün dünyasında demek ki böyle bir kitapla, böyle bir ideolojiyle gidip bir diyelim ki ülkücülere katılacak olan işte solcu hangi de şey örgütlenme varsa ona katılacak olan bir insan var mı Türkiye'de? Hayır. Yok.
Şimdi şöyle bir sayısal bir yerden girerek gideyim ben de. Şimdi gençler ve siyasetle ilgili konuştuk başlangıçta. Biraz bu gençler ve siyaset ve Türkiye'deki gençlerin siyasi partilerde nasıl yer aldığı ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ve mesela AK Parti bununla ilgili gerçekten işte gençleri siyasete katmak için bir sürü şey yaptı. Yani bunlardan en önemlisi mesela işte 30 yaştı biliyorsunuz milletvekili. Onu 25'e çekti, sonra 18 yaşa indirdi. AK Parti'nin yaklaşık 11 milyon civarında üyesi var. Bu 11 milyon üyenin de yaklaşık 1,5 milyon civarında genç üyesi var. 4 milyon civarında da kadın üyesi var. Peki, böyle bir örgütlenme hiç başka partide yok. Yok. Şimdi evet. Geliyorum öbür tarafa. Evet. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç üyesi var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'nin gençlik örgütünün üyesi kadar toplam üyesi var. Yani 1,5'a yani 1.300 hatta galiba 1.300.000 civarında. Peki ne kadar genç üyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin? 100.000 civarında. Çok az. Çok az değil, çok çok az. Şimdi düşünün, yok gibi bir şey. Peki ama bu insanlar bahsettiğim... Ben şu soruyu sorayım. Sorun. Acaba ben diyelim bir genç olarak işte diyelim ki okulda, ticarette, sosyal hayatta bir başarıya ulaşmak istiyorum, sosyalleşmek istiyorum, kimi sosyalleşme alanlarına girmek istiyorum. Hangisi benim için daha karlı? AK Parti gençliğine katılmak mı, Cumhuriyet Halk Partisi gençliğine artı, katılmak mı? Peki burada sadece sivil toplum örgütlerine ben tabii söyleyeyim. Yok, yok. Girişimcilik bugün girişimcilik şeylerine girişimcilik tabii ki parti bazlı iktidar partisi olmasının getirdi. Evet tam onu söyleyecektim. Tamam işte bu. Şimdi o 1,5 ama oradaki özür dilerim oradaki çaba da reddedilebilir yani nasıl söyleyeyim saygı duyulması gereken tabii, bir hayır, çaba. Hayır, çünkü bir kere kadınları parti üyesi yaparak AK Parti ilgi göstererek, varsayarak, değer vererek ama bu zaten kadınları ve geleneğinde var. AK Parti seçmeninin %55'i kadınlar. Ev kadınlarının %60'ı AK Parti'ye oy veriyor. Yani AK Parti seçmeni aslında kadın. Önce bu konuda çaba sarf ettiler, aynen, sonra da bu üyeliğin cazip olduğunu gösterdiler. Hem çaba sarf ettiler hem de o çabanın sonucunda bunun adı sadece bir kadın örgütü ya da işte AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı veya işte Gençlik Kolları Başkanlığı olduğunda bunların hepsine de birer statü verdiler. Bugün AK Parti'de bir gençlik kolu başkanı olmak, bir kadın kolu başkanı olmak... Hani tam birebir olmasa da bir ilçe başkanı olmak ayarındadır. Yani çok ciddi bir statüsü vardır. O insanlarla, diğerleriyle yaptığı çalışmalar vardır, dernekleri vardır. Bunların yanında sivil toplum örgütleri vardır. Bunu niye söylüyorum? Özür dilerim, bir daha bir şey sözünüzü keseceğim ama yani ben de şuna üzülüyorum. Biz bu programımıza hem felsefi ve ideolojik olarak genç insanın siyasetle ilgisini konuşalım... Ama sonrasında da bir ikinci bölüm yapalım ve gençlik örgütlenmelerinden konuşalım diye AK Parti'den, CHP'den ve MHP'den bu konuyla ilgili işte efendim teşkilatlanmadan sorumluluğu ya da işte efendim orada başkanlık yapmış falan insanları davet ettik. Ve öncelikle AK Parti temsilcisi programa katılmadığı için diğerlerini iptal etmek zorunda kaldı. İşte bu çok yanlış. Bakın burada övüyoruz şu çok anda. Çok yanlış ne olmuş. Kadar doğru, ne kadar siyaset açısından doğru bir şey yapıldı ama diye AK Parti ama programı şöyle bir şey yapıyor. Onu ben farkındayım. İşte bu seçim öncesi de her iki kamptan da veri istiyordum ben yazacağım yazılar ve yapacağım konuşmalar için. Bu da bir iletişim stratejisi. Aynen öyle. Kendi rakipleriyle hiçbir platformda bir araya gelmemek üzere bir stratejisi var. Öyle mi? Bu tabii evet. tartışmaya diğerleri de olacak. Bu bir iletişim stratejisi. Tartışmayacağımızı da anlattık. Doğru ya da yanlış ama iletişim stratejisi bunun üzerine kurmuşlar. Evet, bu bir böyle bir seçim var. Hatta bu Binali Bey'in çeşitli programlara katılıp katılmaması, diğer adaylarla bir araya gelip gelmemesi de yine daha büyük bir başlıkta bunun bir parçası. Şimdi bunun örneğini için verdim. Bir takım siyasi partilerin bunlara sahip olması, yani işte gençlik kolları, kadın kolları bu kadar yüksek sayıda üyesi olması ama bu sürdürülebilir olmasıyla ancak sürdürülebildiği zaman başarılabilen bir şey. Şimdi baktığımızda son bu İstanbul seçimlerinde bahsettiğimiz işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin İşte 100 bin civarında, 92-93 bin galiba üyesi var, genç üyesi var diyoruz ama
Bugün İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi neyi başarabildi? Cumhuriyet Halk Partisi işte Ekrem Bey sayesinde veya onun kurduğu İstanbul Gönüllüleri sayesinde partinin kapatamadığı o açığı kendisi kapatarak ve biraz önce burada konuştuğumuz bunu kapatabilmesinin yolunu da kazanacağına olan inancı, umudu göstererek başarabildi. Diğer partilerde insanlar eğer Cumhuriyet Halk Partisi veya X Partisi'nde gençlik kolunda yer almıyorsa bu saldo partinin çalışıp çalışmamasından ötürü değil, o partilerde o umudu, orada siyaset yapma kanallarında bir yere doğru çıkacağını, orada bir şey başaracağını, hangi ideolojiye o sol partinin içindeyse fark et, bu MHP'li de olabilir. Orada bunu görememesiyle ilintili bir şey bu. Sizin programınızda sanırım sormuştunuz kaç kişiye ulaştı sayı diye. O da başlangıçta çok düşüktü, şimdi 100 bin civarında bir kitleye ulaştık diyordu. Düşünün, yani toplam Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütü kadar. Evet. Ya eğer siz bu umudu verebiliyorsanız, insanlar orada bir şeyler başarabilecekleri duygusunu gerçekten hissediyorlarsa, hatta ideolojik dahi bakmayıp, yani o 100 bin kişinin hepsinin Cumhuriyet Halk Partili olduğunu mu düşünüyoruz? Hayır. Biraz önce burada çerçevesi zaten çizilen kitle... Zaten seçimlerde, özür dilerim, seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de böyleydi. Ekmelettin Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olarak önerilmesinden beri zaten... Cumhuriyet Halk Partisi bir ideoloji sunmuyor. Yani kendi içinden zaten bir aday göstermediği için, yani Ekmelettin Bey örneğinden söz ediyorum, zaten bir ideoloji sunulmuyor. Dolayısıyla herhangi bir gence... Ama Ekrem Bey için bunu söyleyemeyiz. Hayır, öyle de evet. Öyle demiyorum. Ama hayır, Ekrem Bey'de de algı olarak ben geçen gün bir AK Parti'de profesyonel olarak çalışan, AK Parti'de çalışan bir beyle konuştum. Diyor ki bu Ekrem İmamoğlu AK Partili gibi görünüyor diyor. Klasik yani, bir CHP'li değil diyelim. Değil. Hani, hayır, evet, bizde zaten, yani şu anlamda. Bizden de olabilirdi anlamında söyledi. Yani. Bu ama yani, strateji son, bu. Son derece olabilirdi. Evet. Burada başka bir yaklaşım söz konusu. Türkiye'de siyaset zaten dörtlü bir bölünme içerisindedir. İki tane temel aksı vardır. Demir sevgili Bekir Ardır'da konuşurken aslında ona referans yaptı. Bu akslardan bir tanesi laik, muhafazakar, öbürü ise Türk-Kürt'tür. Bu akslar üzerinden böldüğünüz zaman Türk siyasetini aşağı yukarı bir dörtlü koordinat eksenine ulaşırsınız. Bunun bir tarafında muhafazakar ve mütedeyyin Türk partiler yer alır. Bir alan muhafazakar ancak Kürt kimliğine sahip hemen karşısındaki alan. Altta bir alan laik ve Türk kimliğine sahip. Onu ön plana çıkaran. Bir diğer alansa laik ve fakat Kürt kimliğini öne çıkaran ya da bunu önemseyen. Bunlar partilerin bu arada programlarından veya siyasetlerinden devşirilmiş kategorilerde değil. İnsanların verdikleri oylar, bu insanların yaşam tarzları ve netice itibariyle verdikleri cevaplardan birbirlerine benzeşmeleri ve ayrışmaları üzerinden yapılmış bir analiz. Evet. Yani parti tercihi değil burada. Burada kişinin tercihi üstünden partiye varıyor. Aslında burada aidiyet ve kimlik meselesinden de bahsedince aslında ideoloji diye bir şeyden zaten konuşmaya gerek var. Zaten bu anlamda bir bileşkeye dönüştü zaten. Şimdi burada yani şu var. Burada bileşke olması çok önemli. Dönüştüğü şey yani ne tamamen... Ne demek istiyorsunuz bileşkeyle? Biraz önce işte Ahmet Bey'in söylediği bu laik kesime de yani bir Cumhuriyet Halk Parti tabanına, Atatürkçü bir kitleye de hitap edebilme, bir muhafazakar tabana da hitap edebilme. Yani düşünün işte okunan, tam deyimi yanlış söylemeyeyim diye, kendisi gidip bir mevlüt de okudu biliyorsunuz. Yasin. Yasin okudu ve o Yasin ağzı dualı biçiminde kulaktan kulağa gitti. Ağzı dualı. Bu ne demek ağzı dualı? Muhafazakar tabanda birçok insanın da ciddi karşılığı olan güzel bir şey. Güzel de okudu Yasin'i ama işte evet. Zaten deminki dörtlüyü onun için yaptı. Ayırmak gereği hissettim. Burada her partinin bir kendine ait stratejisi var. Hepsinin problemleri var, meseleleri var ya da o meseleleri aşmak için geliştirdikleri stratejiler var. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimle birlikte şunu becerebilmiş görünüyor. Ankara adayıyla, İstanbul adayıyla.
laik kitlesini rahatsız etmeden çizgiye doğru, hani tam laiklerle muhafazakarları kesen ve Türk kimliğini ön plana çıkaran insanların bulunduğu arazide laikleri rahatsız etmeden bulunduğu noktayı, o çünkü bir nokta o koordinat ekseninde, yukarıya doğru, yani muhafazakarlara doğru çekmiş vaziyette. Ve bu sefer ortaya koyduğu adayın hikayesi muhafazakar kitleyi itmiyor. O kitle üzerinde bir şey yaratmıyor, bir antikor yaratmıyor, alerji yaratmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu stratejiyi 7-8 yıldır deniyor. Hiç beceremiyordu ama. Ama niye beceremiyordu? Bu aynı değil ama. Bakın, beceremiyordu çünkü. Ama niye beceremiyordu? Çünkü aynı çizgiye strateji doğru değil. Yaklaşıyordu bakın, yani ve çizgiye doğru yaklaşırken aşağıdakileri ürkütüp evet. hatta bir daha arkadaşlar, oy vermeyeceğiz. Yani bu ekmek için ekmelettin. Bunların hepsi görün. Değil yani. 3 yıldır Türkiye'deki ekonomik durum felaket. İşsizlik şimdi oranı artıyor. Yok tabii ki o başka bir boyut. Ama bu başka yani boyut değil. Biraz bakın, da iletişim kısmından etkili oluyor. Şimdi yok, şöyle söyleyelim bakın. Son seçimlerde en çok vurguyu nereye yaptı Cumhuriyet Halk Partisi ekonomik? Hayır tabii ki. Mesela Ekrem Bey de fakat, ilk zaten o adımları attı. Ama şuraya geleceğim. Bakın siz yani şu zaman zaman şunu gözden kaçırıyoruz. Türkiye'de toplumsal değişim söz konusu. O 10 sene önce uyguladığınız bir taktik, bir aday kimliği o gün tutmayabilir ama bugün tutuyor. Bugün iyi uyguladığınızdan değil, o 10 yıllık süre içinde toplumun tercihlerinin değişmiş olmasından, bakın acil sorunların değişmiş olmasından, bütün anketler şunu gösteriyor. Bundan 3 yıl önce devlete vurgu, güvenliğe vurgu tutuyorken, bekava tutuyorken şimdi tutmuyor çünkü insanlar az önce arkadaşlar söylediler, Bekir Bey'di sanıyorum, yani önünü göremiyor insanlar artık, 36 aylık bir gelecek programı yapamıyor insanlar. Güzel. Buraya şimdi, bu dediğinize katılıyorum ama şunu söyleyeyim bakın, bütün bunların üstüne, bunun için bunu temsil edecek bir insana ihtiyaç var. Yani bu dediklerinize gidip oy verebileceği bir adaya ihtiyacı var. Ama işte eğer, o da çıkıyor. Eğer o kişi o niteliklerde, yani bahsettiğimiz niteliklerde olmazsa kendisi mesafe koyuyor ve bunu yapmıyor. Bu da bu doğru. Adayın şey, bunu temsil şey etmesi lazım. Zorundayım. Yani birbirini bütünleyen şeydir. Fakat şunu unutmayalım. Her zaman aslında dipten gelen bir dalga var. O toplumsal değişimdir. O toplumsal değişimi iyi yakalarsanız 10 yıl önce uyguladığınız şeyi bir anda tutabilir. Toplumu yani okumak gerekir. Bence bu biraz fazla iddialı. Çünkü toplumsal değişim falan aslında yok. Yani şöyle, toplumsal değişim konusunun önemli olduğu konusunda... Yoksa açıklayamayız ki bu oy kayması. Gayet güzel açıklarız. Toplumsal değişim dediğinizi ben daha köklü bir şey olarak algılıyorum. Türkiye 8 ay öncesine nispeten daha az muhafazakar bir ülke değil. Ne de Türkiye'deki genel seçmen dağılımı değişmiş vaziyette. Birdenbire insanların böyle dünyayı algılayış biçimleri falan olması da dönüşmüş, zaten. Dönüşmüş değil. Ama hissettikleri ve üzerinden tedirginlik duydukları bir yeni ekonomik ortamın içerisinde yaşıyorlar. O ilk söylediğimdi zaten. Fakat bu ekonomik ortamı ben size çok net olarak söyleyeyim. Çünkü bu bizim ölçümlediğimiz bir şey. Bekir Bey de burada olsaydı teyit ederdi. Bu ekonomik ortamı insanlar eğer yerel seçimlerde makro ekonomi üzerinden onları anlatırsanız satın almayacaklardı. Nitekim makro siyasette, yani Türkiye çapında siyasette etkili bir adayın karşısına eğer Cumhuriyet Halk Partisi de demin söylediklerim de sabit olmak kaydıyla makro siyasette, yani Türkiye genelinde siyasette iddialı bir kişiyle çıkmış olsaydı bu aradaki farkın, iki parti arasında bir fark vardı, iki blok arasında bir fark vardı, bu farkın kapanmasına imkan olmayacaktı. Evet. Tam tersine yerelden Türkiye geneline iktisadi mesajlar yollayabilecek bir figüre ihtiyaç vardı. Yani burada otobüs fiyatları, çocukların, öğrencilerin, bu önemli. Yani hayır, bir Merkez şey Bankası'nın istiyorum. Para politikası üstüne konuşmadı. Evet. Yani konuşmamalıydı da. Yani şöyle bir hata yapıyoruz. Yani konuşulmaz ki. Yani veya... Evet, söylemek durumundayım. Çünkü tabii. Şöyle bir hata hep yapılıyor bu genç oyları ve seçmen. Şimdi nasıl tek bir Türkiye, tek bir şeyden bahsetmezsek, oy davranışı, yani oy verme davranışında da tek bir etkenden bahsedemeyiz. Şimdi ekonomik
endişelerle oy verme biçimi var. Bu genellikle kadınlarda görülüyor. Kadınlarda ya da esnafa. Gençlerin işte sosyolojik Türkiye'de var. Öyle değil ama. Sosyolojik nedenlerle Türkiye'de erkekler ekonomik gelişmelere çok daha hızlı reaksiyon veriyorlar. Ama kadınlar kadın fakirliği işte şeyin tam da bu kadar kadın meselesi, kadın seçmende etkin olmasının sebebi o. Kadın fakir, kadın yoksulluğuyla doğru uğraşıyor. Doğru ama Adalet ve Kalkınma Partisi son seçimlerde net biçimde biraz evvel verdiğiniz ve doğru olduğu muhakkak olan, doğru olduğunu bildiğim için doğru olduğu muhakkak olan rakamlarda büyük değişim deneyimlemedi. Tamam. Büyük oy kaymasının yaşandığı yer erkekler. Gençlerle ilgili zaten Bekir Ağırdır'ın söylediği. İşte tam ben bunu söylemiştim. Yani o nedenle şimdi yavaş yavaş. Erkekler bunu daha net yaşıyorlar. Ama gençler Türkiye'de. Yani genç. Bu da çarpık bir şey tabii, bu arada. Gençlerinse yani yapılan araştırmalar, benim baktığımda kitabı, gençlerinse dünyada ve Türkiye'de zaten seçimlerde bunu gösteriyor. Birkaç tane kriterleri var oy kullanırken. Şimdi 18-29 yaş arasının %57'si İmamoğlu'na oy vermiş. Neden? Çünkü diyor ki araştırmalar, gençler diyor karizmatik liderleri seviyor. Oraya oyu daha çok iki yaşam tarzıyla çok ilgileniyorlar. Siz ona söz ettiniz. Yani yaşam Binali Bey de karizmatik şeye göre. Gençlere göre değil demek AK Parti gençlerine yani göre. Çok özgürlük, seviyorlar. Gençlerle, üniversitelilerle iftar yapıyor filan. Hep gençlerle. Peki ben buraya şeyden biraz daha damardan. Her şey çok güzel olacak sloganı niye tuttu sizce? Ben kim? O Özgün. O slogan, sloganın değil de ben başka bir şeyden bahsedeyim. Buna bir ben şimdi çok özür dilerim. Ben birkaç cümle söyleyeyim. Programın şu son dakika bir de bir eğitim meselesine girmek istiyorum. Tamam. Hemen onu açayım. Eğitimle ilgili olan şu, söylemek istediğim şu. Şimdi liderlerin konuşmalarına bakıyorum. Cumhurbaşkanımızdan itibaren. Örnekse Devlet Bahçeli'nin konuşmalarına bakıyorum. Devlet Bahçeli'nin konuşmaları hakikaten eğitici, öğretici, atasözleriyle ve deyimlerle süslenmiş ve çoğunlukla birbirine benzeyen konuşmalar, tavrı gösteren konuşmalar. Yani diyor ki biz tavır olarak şöyleyiz. Atasözleriyle, deyimlerle süslüyor ve temel felsefeden bahseden bütün liderler aynı şekilde konuşuyor. Şimdi ben bütün yani seçim çalışmaları sırasında da Ekrem Bey'den Binali Bey'e, Binali Bey'den Cumhurbaşkanı'na kadar bütün konuşmaların çocuklara anlatır gibi, güzel izah edilmiş. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Ve herkesin konuşmalarında sürekli duyduğum kavramlar şunlar. Namus, delikanlılık, tarihe ve kutsallara saygı, iyi niyet, iyi güzel insan olmak falan filan gibi şeyler duyuyorum. Yani artık... Ahlaki değerler. Ahlaki değerler. Ya bunu da şuna benzetiyorum. Mesela... bu konuşuluyordu bizim aramızda, benim de televizyonculuğum sırasında deniyor. Acaba biz yani şunu konuşuyorduk, biz felsefe programı yapabilir miyiz televizyonda? Sonra bir anda döndüm baktım ki bizde zaten felsefe programları yapılıyor. Yani kadın programlarında örneğin Seda Sayan hanımefendinin programında Nihat Doğan çıkıyor. Diyor ki aile şudur, devlet budur, dindar olmak şudur. Bilmem ne olmak şudur. Arkadan bunların hiçbirinin uzmanı olmadığı halde evet, bunu söyleyebiliyor. Evet, başka neden? Bir şarkıcı çıkıyor. Diyor ki namus şudur. Ben namuslu kadınım. Öbür benim rakibim olan kadın namussuz. İşte aile şudur. Aldatma budur. İşte metres olmak şudur. Bilmem ne. Herkes kendisine göre bir felsefe programı ve akışı yapıyor. Magazin programlarında da felsefe yapılıyor. Hepsinde felsefe. Sonra bakıyoruz politikacılara. Onlar da felsefe yapılıyor. Yapıyorlar. Dolayısıyla diyorsun ki o zaman yani biz bu kadar kolay kandırılabilir bir toplum muyuz? Yani bize niye politikacılarımız dahil herkes namustan, iyi niyetten, ondan sonracığıma saygıdan, sevgiden söz ediyor. Bunlar zaten yok mu? Biz bunların bizde olmasıyla övünmüyor muyuz? Yani hani yoksa o zaman başka bir şeyden bahsedelim. Çünkü fevkalade yani. Korkuyoruz. Evet. Korkuyoruz değil. Ne yapıyoruz? Türkiye krizde. Ama hep Türkiye böyle anlatılıyor. Bakın boşananların sayısında olağanüstü o kadar vurguya rağmen. Onlar da birbirlerine hep namustan bahsediyorlar boşananlar da. Evet. Şimdi kötü bir şey değil. Evet. Fakat o kadar çok vurgu yapılıyor ki namusa, ahlaka, aileye, kutsal değerlere. Fakat buna rağmen büyük bir boşanma furyası var.
Ekonomik sıkıntılar var. Evet. Hapishaneler tıklım tıklım dolu. Daha büyük hapishaneler yapılıyor. Evet. İşsizlik oranları artıyor. Evet. Yani suç oranı toplum, çok artıyor. Az önce Bekir arkadaşın söylediği şey, %70'i artık Türkiye'de adalet sistemine güvenmediği gibi insanlar arası ilişkide de adaletin uygulanmadığını düşünüyor. Yani birçok alanda bir kriz var. Şimdi ben kısaca izin verirseniz bir şey söyleyeyim. Lütfen. Uygarlık tarihi her 300-400 yılda bir hikaye etrafında şekillenir. Kendisine bir ideoloji tayin eder. İşte bu eskiden Yunan ideolojisiydi. Roma İmparatorluğu aldı bunu devlet mefhumu üzerinden götürdü. Arkasından bir İslam uygarlığı çıktı. Dinler tabii ortaya çıkmıştı. Rönesans, hümanizm, Rönesans, arkasından aydınlanma, hepsinin arasında 300-400 sene var. Aydınlanmadan sonra, kısa bir süre sonra sosyalizm geldi. Fakat 200 yıldır insanlığın nereye gittiği konusunda bütün o geçmiş birikim yanıt veremiyor. Yanıt veremediği için de insanların etrafında biçimleneceği, şekilleneceği, arkasına duracağı hikayesi yok. Bakın, Fransız devriminin iki sloganı var, üçüncüsü sonradan gelir. Özgürlük ve eşitlik. İki slogan bütün Avrupa'yı değiştirdi. Çok basit, işte sosyalizmin birkaç tane ufak sloganları dünyada olağanüstü bir hareketlenmeye neden oldu. Şimdi toplumların tarihine baktığımız zaman bir çukura düşme dönemi olur. Türkiye'de ister kabul edelim ister etmeyelim 30-40 yıldır bir ciddi bir kriz yaşanıyor. Tayyip Erdoğan'ın ortaya çıkışı aslında buna bir yanıttı. Yoksa birdenbire parlaması mümkün değildi. Çünkü artık bıkmıştı insanlar. Çok sevdiğim bir insan ama Ecevit'in o korseli haliyle gezmesi, yani artık müdahale edemeyen bir başbakan görüntüsü, koalisyonlar, bıkmıştı insanlar ve insanlar yeni bir şey arıyordu. Ona yanıt verdi. Fakat 17 yılda bu yanıtın gerçek yanıt olmadığı insanlar tarafından görülüyor ve orasından burasından dökülüyor. Niye bıkıyor insan? Bıkmıyor. Çünkü yanıt vermiyor. Hayır, yanıt vermiyor. Sorunlara yanıt vermiyor. İnsanların, işte bir kriz var. Peki bu bakın, sorunlar niye önemli? Çünkü hayatımız. Çünkü hayatımız. Neden? Çünkü eğitim, korkuyoruz. Bakın eğitim. Bir aile. Bu da önemli bir faktör. Yani. Hayır, korku çok normal. Korku yani, çok korku normal. Biz korkuyoruz. Ve endişeliyiz. Ama bu çok normal. Niye ahlakın üzerine bu kadar vurgu yapıyoruz? Sizin de hani kendi noktayı nazarınızdan sanıyorum çok sempatik bulacağınız da bir yaklaşım bu. Ve doğrudur. Çünkü ahlak evliliğin dağılmaması için bir kilit, bir referans. O evliliğin dağılmasından niye korkuyorum? Çünkü mutlu olamayacağım. Bu sadece kişisel ilişkilerimle alakalı değil. Ben bu eve nasıl bakacağım? İki, mutlak egemenlik erkekteyken, iyi ki değişiyor. Mutlak egemenlik erkekteyken, evin bakımını, iaşesini, idamesini sağlayan erkekken, kadının eli de ekmek tutmaya başlayınca, dengeler ve boyun eğmeler noktasında bambaşka bir dünya ortaya çıkıyor. Bu da bir tedirginlik kaynağı. Çünkü böyle bir kültür yok. Seçimler yapılmaya başlanacak çünkü arkasından. Yok, evet, yok. Bu tedirginlikler bizi besliyor. İnsanlar 15 bin, bakın 15 bin euro okul, çocuklarına bir yıllık okul parası veriyorlar ama gelecekleri yok. Yani gelecek görmüyorlar. Çocukların iş bulup bulmayacağı belli değil. Üretim sektöründe yani muazzam bir daralma var. Şimdi bütün bu korkular, insanlar en ufak sorunlarını bile artık çözemez hale geldikçe bunların hepsi birikir, bir hikayede şekillenir. Bugün İmamoğlu bir hikaye anlatıyor insanlara. Yani hikaye elbette, şahsi bir şey değil. Elbette. Bir, herkesin etrafında kendisini bulacağı bir, ben buna ideoloji diyorum, yani o da bir ideolojidir. Çünkü, diyebilir miyiz buna? Tabii ideoloji yeni bir şey yaratıyor çünkü. Bir de ben buradaki herkes kısmına itiraz ediyorum. Herkesin değil. Yani yoksa %100 oy alırdı. %100 oy alırdı. Yani herkesin ama değil. Ama bunu göreceli olarak anlayacaksınız. Peki, programı sona erdireceğiz. Özür dilerim. Ben son değil. Bir tez atmak istiyorum. Belki bir gün konuşacağım. Bence bizim ülkemiz, yani birçok ülkede böyle dünyada, bunun birçok faktörle ilgisi var. Büyümeyen erkek çocuklar
ülkesi ve kadınlardan başka çaremiz yok. Bunu da kadınlara yaranmak için söylemiyorum. Doğru. Aslında çoğu zaman gayet kaba, falokrat, berbat bir adam olabiliyorum ama ideolojik olarak hakikaten Şeyda'cığım da buradayken. O ne demek? Büyüğüm, hangisi? Falokrat. Falokrat. Falüs oriente. sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bana söyletmek istiyor bunu. Ama bu değil miydi? Ya, evet bu. Ama yani ne kadar kabalaşsak da kimi zaman erkek taraf olsak da hakikaten büyümeyen erkek çocuklar ülkesinde yaşıyoruz gibi geliyor bana. Çok teşekkür ederim. Biraz sanıyorum ki seyircimize, değerli konuklarımızla birlikte birçok referans noktası önerdik. Ben gördüğünüz gibi sadece buradaki misafirlerimin yazmış olduğu birçok kitap sahibi oldum. Hakikaten bütün kurtuluşumuz bilgide ve kitaplarda. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.